deniliyor, bir şey olabilir, böyle bir şey olabilir. O yüzden ilerleyici kas sağlığı konusunda ilk olarak çocuğun ellerle vücuduna tırmanarak yukarı doğru kalkması önerilmelidir. Azalmış ya da anormal şekilde kaybolmuş hareket açıklıkları olabilir. Kontraktür ve deformite girişini biz daha ileri safhalarda görüyoruz. Ve bu safhalarda da sıklıkla diğerli egzersizleri ve orta kullanımına geçiliyor. Solunum fonksiyonunun azalması ve bunun sonrasında karşılaşılan solunum problemleri her ne kadar hastalığı ilerleyen dönemlerde karşımıza çıksa da aslında diğer iskelet kaslarında olduğu gibi solunuma destek olan kaslardaki zayıflık da hastalığın erken döneminden itibaren süreç olarak kendisini ortaya koyuyor. Ancak çocuklarımızın hareket becerisi azaldığı için normalde koşup zıplayan çocukta bu solunumla alakalı problemler fark edebilir. Ancak bu çocuklarımızda bu hareketlerde bir azalma olduğu için çok fazla derin nefes almaya gereksinim duyulmuyor. Yani bu nedenle de solunumla alakalı problemler hastalığın biraz daha ilerleyen aşamalarında karşımıza çıkıyormuş gibi algılanıyor. Ama gerçek durum biraz daha farklı. Ambulasyon dediğinde yürüme becerimizde azalma, mesafe olarak azalma ya da kayıp ortaya çıkıyor. Aynı zamanda fonksiyonel yetenekler, yataktan kalkıp doğrulma, oturma, sandalyeden kalkma. Buyurun. O zaman sonra geri kalacağım. Tamam, teşekkür ederim. Fonksiyonel yeteneklerimizde azalma beraber tabloya eşlik ediyor. Tabii bu süreç hem hasta olan çocuk üzerinde hem de aile üzerinde ciddi bir şekilde psikolojik travmaya yol açıyor. Bu süreci çok normal şekilde karşılamakta yoruluyoruz. Hepimiz bu sürecin bir parçası olarak bizler de tedavi ettiğimiz vakalarımızın zaman içindeki değişimleri gördüğümüz zaman aynı etkiyi yaşıyoruz. Şimdi derslerimiz de çok önemli çünkü bizim durumumuzdaki tedaviyle alakalı iyileşmenin ne kadar gerçekten emek tutulup bir fayda sağladığını anlamak açısından hem objektif değerlendirme yani sağlık bakımı sağlayanları açısından yapılan değerlendirmeleri hem hasta görüşü hem de aile yakınları tarafından sağlanan değerlendirmeye ihtiyaç var. Burada hikaye yani çocuğumuz hangi yaşta nereye alakalı zorluk yaşıyor, hangi yaşta sorun problemleri daha belirgin hale geldi. Bunlar bizim için kalbin açıklığını ve kas kuvvetini değerlendiriyoruz. Burada her ne kadar simetrik bir tutulum dönüşse de bazen bir ekstremite daha iyi korunmuş olabiliyor. O yüzden iki tarafın karşılaştırmalı, mukayesede değerlendirmesi önemli. Biz hastalığımızı dışarıdan postür açısından, duruş açısından değerlendiriyoruz. Ve burada en fazla başvurduğumuz yöntem gözle değerlendirme. Çünkü daha pratik. Ve burada hastalarımızdaki doğrusu ayakta durmak için çok önemli. Çünkü yavaş yavaş ilerleyen kas zafiyetiyle beraber vücudun bu kas zafiyetini dengelemek için ortaya koymuş olduğu bir mücadele mekanizması var. Burada belde olan o çukurluğun artması. Belde olan o çukurluğun artması ve yavaş yavaş parmak ucuna yükselmek aslında eksik olan kaslar yerine yer çekim merkezinin yeniden olması yeterliğe düşünmek için vücudun yapmış olduğu bir kompansasyon mekanizması. O yüzden biz o beldeki lordozu çok önemsiyoruz. Ve beldeki lordoz koruduğu sürece daha sonrasında tekerlekli sandalyeye bağımlı olduğunda ortaya çıkan skolyoz dediğimiz omurgadaki sağa sola eğilmeler şeklindeki deformiteler daha geç şekilde ortaya çıkıyor. O yüzden tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldiğimiz zaman bile lordozumuzun korunması için destek sağlamak önemli. Ağırlık ilerleyen zamanlarda daha sık karşılaşılan bir konu. Erken dönemde görmüyoruz. Ama yine de ciddi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Antropometrik ölçümlerde hep uzunluk hem de çevre ölçümleri yapabiliyoruz. Çevre ölçümlerimizde zamanla ortaya çıkan kastaki hacimsel değişimler. Yani çevre olarak ne kadar azaldığını değerlendirmek açısından fikir sağlayıcı olabiliyor. Bazen erken zamanlarda böyle baldırlarda daha şiş, büyük, acemi kasları görüyoruz. Bu sanki çocuğumuzun kaslarının gelişmiş olduğu konusunda bize fikir veriyor, öyle düşündürüyor. Ama aslında bu bir yalancı çeşit. Yani oradaki tamamen kas dokusu, yağ ve bağ dokusuyla beraber olan füsyonik hipertrofi dediğimiz gibi görüntüdür. Biz de hep çevre ölçümü yaparak bunların ne kadar fark ettiğini değerlendirme şansına sahip olabiliyoruz. Kas kısaltığı çok önemli. Özellikle alt ekseride yer çekimine karşı bizi çeken kaslar daha fazla kısalma evriminde. Nelerdir bunlar? Yer çekimi bizim ayağımızın... Thank you.
çekimi bizim ayağımızın ucunu yere doğru çeker. O zaman bizim ayağımızın arkasındaki grup kaslar kasılır ve kısalır. Onlara gelmek lazım. Yer çekimi bizim dizimizi büker. O zaman bizim dizin arkasındaki kasları gelmeye ihtiyacımız var. Yer çekimi bizim kalçamızı büker. Çünkü bükerek günlük yaşamda daha fazla zamanımızı geçiriyoruz. O zaman bizim kalçayı büken kasların gerilmesine ihtiyacımız vardır. Otururken bizim ellerimiz böyle durmaz. Sede kasları ortaya çıktığı zaman böyle durması mümkün değil. Koltukta kol dayama yerinde bile duruyorken bileklerimiz aşağı doğru iner desteksiz olduğu durumda. O zaman demek ki bizim bileği aşağı doğru çeken kaslar yer çekim etkisiyle kısalacağı için onlara gelmeye ihtiyaç var. Yani sonuçta biz gelmede neye karşı hareketleri sağlamaya çalışacağız? Yer çekimine karşı. Egzersizlerde bunun detayını anlatacağım. Ama mutlaka bu testleri yapıyor olmamız lazım. Dengeyi değerlendirmek için pek çok yöntem var. Hem statik yani durağan olan durumda hem de hareketli olan durumda dengeyi değerlendirebiliriz. Burada da en önemlisi tek bacak üzerinde durma testi kadar kolay. Bir bacağı yukarıya kaldırıp tek bacak üzerinde gözleri açık ilk önce sonrasında kapalı durulması. Burada 30 saniye kadar bir süre son derece önemli. Mesela zaman içinde bu sürenin azalması bizim için yol gösterici bir kriter olabilir. Çok basit, sizlerin de evde tek bacak üzerinde durabildiği süreyi hemen telefonun kronometresiyle kaydedip nereden nereye değiştiğini öğrenmek bizler için önemli. Her aşamada bizlerin de yapabileceği bazı değerlendirmeler var. Dinamik dengede biraz daha fizyoterapistlerin profesyonel bakış içinde sandalyeden kalkıp bir 3 metre yürüyüp yeniden sandalyeye kalkıp oturmak için gereken süreyi değerlendirmek söz konusu olabilir. Fonksiyonda bizler için en önemli fonksiyon yürüme gibi algılanıyor. Gerçekte de öyle olabilir ama fonksiyonla aktivite katılım biraz daha birbirinden farklı da düşünülebilir. Bir kişinin yürümedeki eksiğinin olması o kişinin bir başka yere ulaşımını engellememeli. Ben tatil için Marmaris'e gittiğimde İstanbul'da hiç görmediğim kadar tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren bireyin yaşamın içinde aktif olarak yer aldığını görüyorum ve bundan çok mutluluk duyuyorum. Ama oradaki yaşam koşulları ve şartlar buna zemin hazırladığı için herhalde. İstanbul'a geldiğim zaman İstanbul'da orada gördüğüm tablodan çok daha farklı bir yere geliyor. Aslında bizler için rehabilitasyonda en önemli olan şey aktivite ve katılım seviyesini arttırmak. Bizim evet eklem hareket açıklığını arttırmak bir hedef, kas gücünü arttırmak bir hedef olabilir ama bunları iyileştirdikten sonra bile kişi toplumda, toplumun bir parçası, birey, toplumun üretken, hakikaten refahlanan, huzuruna katkı sağlayan bir birey haline getiremiyorsa o zaman bizim yaptığımız rehabilitasyon yalnızca dört duvar içinde kişinin evde olduğu zaman da rahat olmasını sağlıyor. Ama rehabilitasyon dediğimiz bakış açısı çok daha kapsamlı. Yürümeyi değerlendiriyoruz dedik. Yürümeyi değerlendirmek için 10 metrelik mesafeler, 6 dakikalık mesafeler olabilir. Yorgunluk tabii kas gücü azaldığı için daha hızlı şekilde yorgunluk ortaya çıkıyor. Biz bu konuya hem egzersizlerimizin planlanması açısından çok dikkat ediyoruz. Daha kısa zamanlarda dinlenme arası veriyoruz. Hem de günlük yaşamda evde yapılan aktiviteler sırasında önemli bir nokta haline geliyor. Günlük yaşam aktiviteleri değerlendirmek ve yaşam kalitesini değerlendirmek de önemli. Şimdi fiziksel özelliklerin yanı sıra bazı hastalarımıza biraz daha göz ardı eden kardiyak ve pulmoner sistemin değerlendirilmesi. Şimdi kardiyak değerlendirme ve pulmoner değerlendirme çok çok önemli. Ve bilemiyorum kaç hastamızın elinde pulse oximetre dediğimiz bir alet var. Var mı gerçekten pulse oximetre dediğimiz bir alet? Bu şu anda bu toplulukta bu... Ama 10 yaşındaki, 12 yaşındakilerde bile değerlendirme ihtiyacı olan... Şimdi işte ona dikkat edeceğiz. Pulse oximetre dediğimiz bir alet var. Bu parmağa takılıyor ve sizin ne kadar iyi oksijenlendiğinizi gösteriyor. Bunda normal sınır %90'lı civarlarında, %90'ın altına inmesini istemeyiz. Yani bazı böyle küçük hani nasıl ki ateş ölçmek için evde bir ateş ölçen alet olur. Kas hastalığı olan kişiler için evde böyle birkaç tane takip açısından maddi yükü de çok fazla olmayan aletin kullanılması
aslında sonunla alakalı problemin nereden nereye geldiğini değerlendirmek açısından önemli olabilir. Sonun fonksiyon testlerini bizler yapıyoruz. Sonun kas gücü ölçümü bizler. Tepe öksürük akımında yine böyle çok maliyetli olmayan ve kişinin ne kadar güzel nefes aldığını ve nefes verdiği, kuvvetli bir şekilde nefes verdiğini ölçen, özellikle verme fazını ölçen bir alet. Şimdi kas iskeletinin bütünlüğünün korunması çok önemli ama ilerleyen yaşlarda yaşamı tehdit eden konular aslında solunum ve kalple alakalı problemler. O yüzden bu konunun da erken dönemden tedavinin bir parçası haline gelmesi önemli. Radyolojik değerlendirmeler yapılabilir. Şimdi kişinin bir günlük yaşamı var, gün içindeki saatleri var, bir de gece saatleri var. Eğer gece saatlerinde solunumla alakalı bir problem var ve yeterince uyku uyunamıyorsa, dinlenmiş bir uyku sağlanamıyorsa bu gün içindeki hareketleri de etki ediyor. İşte böyle gün içinde bazen uyuklama hali daha fazla ortaya çıktığı zamanlarda acaba bir gece uyku açısından değerlendirme ihtiyacı var mı diye polisomnografi testleri yapılıyor. Her hastamızın mutlaka nörolog dışında fizyoterapistle, göğüs hastalıkları uzmanıyla ve ilerleyen zamanlarda bir kardiyologla buluşması gerekiyor. Hani bu ekip yok ama bu ekibin parçalarını ayrı ayrı sizlerin talep ederek fizyoterapistle buluşmak derken ya da göğüs hastalıkları uzmanı kardiyologla buluşmak derken ben bunun hani fizyoterapistle çok sık haftada 2 seans şeklinde olması ya da 3 seans şeklinde olmasından bahsetmiyorum. Fizyoterapistten danışmanlık almaktan bahsediyorum. Çünkü bu uzun soluklu bir süreç. Her aşamada bizim, sizin ailenizin eli olalım ama uzaktan eli olalım. Yani ayda bir muayene yeterli olabilir. Ama siz çocukta farklı bir şey olduğu zaman da telefonla bir danışmanlık alabilecek halde olabilirsiniz. Ya da bir solunum açısından değerlendirmede 3 aylık, 6 aylık değerlendirmeler yeterli olabilir. Ama bunları hiç yapmazsak o zaman işler biraz zora girdikten sonra bu servisi alırsak o zaman işler gerçekten daha zor kontrol altında olabilir. Ama mutlaka fizyoterapistin, göğüs hastalıkları uzmanının ve kardiyoloğun, nörolog yanında çocuğunuzu değerlendiriyor olmasında fayda var. Çünkü herkesin farklı alanlardan profesyonel önerileri sağlaması gerekiyor. Tabii ki genel sağlık ve emosyonel durum çok önemli. Çünkü biz ne kadar iyi şeyler önerirsek önerin, burada karşı taraftan alan kişiler sizlersiniz. Ve bunları hayata geçirecek olan da sizlersiniz. O yüzden bu iyi bir psikolojik durumla beraber desteklenende başarılı olma süreci kesinleşebilir. Şimdi solunum kas gücü ölçümünde aletlerden faydalanıyoruz demiştik. Derin bir nefes almak ve derin bir nefes vermek bizler için son derece önemli. Demin söylediğim kas oksimetrede %96'a düştüyse işte o zaman göğüs hastalıkları uzmanıyla buluşmak için biraz daha artık mutlaka bu süreç başlamalı diye düşünebilirsiniz. O yüzden diyorum bir pas oksimetre parmaktan değerlendirilen son derece kolay size fikir sağlayabilir. Yatarken ve otururken solunum açısından daha farklı şekilde dinamikler vardır. O yüzden mesela çocuğunuzla konuşurken, otururken rahat rahat konuşabiliyor. Ama yatarken konuşmasını istediğiniz ya da yatarken uyumadan önce sohbet ettiğinizde solunum biraz daha zorlaşıyorsa, kelimeler daha kesik kesik çıkıyorsa o zaman solunumla alakalı problemin de yakında olduğu konusunda size yol gösterici olabilir. Çünkü yatarken ve otururken solunum açısından %20'lik bir fark vardır. Yani yatarken %20 daha az performansla çalışırız. Bunlar önemli. Şimdi solunum yetmezliğinin bazı bulguları var. Fonasyon dispnesi vardır. Fonasyon dispnesi nedir? Siz konuşurken kelimeler arasında nefes alma ihtiyaç duyduğunuz zamandır. Bunu siz kabaca çocuğunuzu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye saydırıp nerede nefes aldığını yakalarsanız da değerlendirebilirsiniz. Yani 3 ay önce çocuğunuz 14'ü söylemeden önce nefes alırken 3 ay sonra 12'yi söylemeden önce nefes alıyorsa o zaman bu bir gerilemin işareti olabilir. Son derece pratik öneriler bunlar. Ama sizin açısından da değerlendirmede ve gerçekten doğru yerlere yönlendirmede fikir sağlayıcı olabilir.
Şimdi sizin ekmezliğin semptomları, işaretleri ve bulguları da genel zayıflık olabilir. Disfoji olabilir. Yani yutmada güçlük olabilir. Disfoni olabilir. Konuşurken sesin doğru çıkmasında solunum yetersizliğinden kaynaklı olabilir. İstirahatte ve ekorda nefes darlığı olabilir. Yani biraz daha zorlanarak, nefes alarak bunu yapabilir. Yorgunluk söz konusu. İyi nefes alamadığınız zaman daha çabuk yoruluruz. Bu uyku bozukluğu olabilir. Baktığınız zaman böyle bir yüzeyel solunum vardır, bir de derin solunum vardır. Artık yavaş yavaş hızlı ve yüzeyel solunum söz konusu olabilir. Nabız ölçmeyi biliyor muyuz, bilemiyoruz ama nabız ölçmeyi de hemen üç parmakla baş parmak tarafından değerlendirebiliriz. Orada bir taşikar dediğimiz 60 ile 100 arası normal, 100 üzeri çıkması taşikar da olabilir. Zayıf öksürük, normalde şöyle bir diye bir öksürme söz konusuyken artık yavaş yavaş gibi seslerle hasta boğazını temizlemeyi becerebiliyorsa o zaman bu da zayıflamanın göstergesi haline gelmiştir. Normalde biz derin olarak diyafragma kasını kullanırız. Ama nefes alma sırasında şöyle boynumuzun yan tarafındaki kasları kullanır hale geldiysek bu da bizim yerde solunum kasları kullanıyor olduğumuzun göstergesi. Normalde nefes alırken karnımız şişer, göğsümüz içeriye doğru girer. Sağlıklı nefeste. Ama biz nefes aldığımız zaman karnımız içeriye giriyorsa o zaman burada da bir sorun var demektir. Otururken de nefes darlığı varsa, dediğimiz gibi boyun kaslarında zayıflık varsa, çünkü yardımcı kaslar boyun kaslarıydı ama ilerleyen safhalarda boyun kaslarında zayıflık varsa sorun. Bir de yutma sonrası öksürük. Yuttuktan sonra ağza alınan cismin yönlendirilememesi ve nefes borusuna kaçması sonrasında öksürük olabilir. Şimdi burada da bazı laboratuvar verileri var. Bu laboratuvar verileri de hani bir test aldıktan sonra elinize baktığınızda neydi bu, acaba ne anlama gelir? Mesela siz tansiyonunuzu ölçtüğünüzde hangi değerden sonra normal olmadığını bilirsiniz. İşte burada da bazı önemli değerler var. Ekspiratör basıncın 30 santimetrenin altına inmesi ve ekspiratör basıncın da 40 santimetrenin altına inmesi artık biraz daha bu işin zorlaştığını gösteriyor. Şimdi fizyoterapi ve rehabilitasyonu biz ne yapıyoruz? Bu saydığımız bulgu ve belirtiler her hastada farklı seviyelerde ortaya çıkabilir. O yüzden bizim için hastalıktan bağımsız hastanın kendi bireysel özellikleri öne çıkıyor. Bu nedenle her hasta için fizyoterapi tarafından o kişinin özelliklerine bireysel olarak ihtiyaçlarına göre planlanmış uygun bir rehabilitasyon programına ihtiyaç var. Ve buradaki kişinin motivasyonu, psikolojik durumu, kişi derken hem çocuğumuzu kastediyorum hem de ebeveynleri kastediyorum. Çünkü çok zor bir süreçte karşı karşıyalar. Bu da zaman zaman onların programdan uzaklaşmalarına, programı olan inancın sorgulanmasına ulaşabilir. O yüzden uyum ve başarı açısından ekibin tüm yönleriyle aynı motivasyonda olması çok önemli. Egzersiz programı yoğunluk ve süre açısından dikkatli şekilde planlanmalı. Çok yorucu, çok yoğun bir program olmamalı ve sonuçta çocuk yaşlarda kişilerden bahsediyoruz. Hani onlarla çalışırken yaptığımız şeyler de günlük yaşam ve oyun bir parçası niteliğinde ve oyun tarzında olmalı. Yoksa hani böyle sırf yatalım, şimdi bakalım, hadi gelme yapalım gibi felsefeden bağımsız, daha farklı olarak oyun esnasında mesela uzun oturma pozisyonunda karşı taraftan anne top atarken bu taraftan biz de bacakları açarak, dizleri düzelterek o karşıdan gelen topu yakalamaya çalışacak. Hep anne baba ile bir oyun şeklinde bu süreç olabilir. Hem istediğimiz hareket çocuğunla çok fazla sıkılması yol açmadan gerçekleştirebilir. Zamanlaması ve yoğunluğu çok iyi planlanmalı ve burada okul çağında olan kişilerle okul öncesi çağında olanlar daha farklı. Okulda ciddi bir zaman planlaması gerekiyor. Bu durumdan göz önüne alarak planlanmalı ve ne kadar erken dönemde, ne kadar sağlıklı kas nitelikli olduğu dönemde süreç başlatılırsa elde edecek fayda da o kadar fazla. Biz rehabilitasyon evlerini 5 fazla daha çok değerlendirmeyi ve ele almayı tercih ediyoruz. Tanı aşaması erken dönemde. Burada tabii hastanın böyle bir ve yakınlarının böyle bir tanıyla karşı karşıya kaldıktan sonra bu olayı bir kabullenmeleri ve göstermeleri süreci var. O yüzden bu dönemde hemen çok aktif bir şekilde tedaviye başlamaları pek beklenen bir durum değil aslında. Ama doğru şekilde yönlendirmeleri için tanı itibaren başlıyor olmalarında fayda var. Sonrasında erken ambulatuar, yani yürüyor ama
daha önde yürümeye kaybetmiş olan zaman var. Geç ambulatuar, yavaş yavaş tekerlekli sandalyeye doğru geçiş. Erken non ambulatuar, işte tekerlekli sandalyedeki ilk süreçleri kapsıyor ve geç non ambulatuar olarak ele alınabiliyor. Buradaki evrelere farklı olarak da bizim fizyoterapi rehabilitasyondaki önceliklerimiz fark ediyor. Çünkü daha erken aşamada yapacaklarımızı sonraki aşamada yapacaklarımız farklı özellikler içinde barındırıyor. İlk iki evrede daha çok kontraktür ve deformiteleri önlemek. Çünkü hala burada bizim temel hedefimiz yürüyor olmayı sağlamak. Aşırı yorgunluk ve düşmelerin önlenmesi konusunda yardım. Düşmeler çok önemli çünkü benim takip ettiğim hastalar içinde düşme ve sonrasında düşerken kendisini yeterince kontrol etme konusunda beceri eksiği olduğu için kırık durmaya karşı karşıya kaldığımız hastalar da oldu. Belki evde bu tür düzenlemeler işte yapmak ve geç ambulatuar fazla olan kişilerde bu riski azaltmak önemli olabilir. Enerji korunması ve uygun egzersiz veya aktivitelerin sağlanması, ortez, ekipman ve öğrenme desteği. Hayatta her şeyi bizim kendi fizik gücümüzle yapmayı gerekli bulmuyoruz ama bazı konularda son zamanlarda çok iyi teknolojik gelişmeler var. Bunların da tedavi programına dair edilmesi bağımsızlığı artırmak konusunda destek sağlıyor olabilir. Sonraki fazların, önceki girişimlerin hepsi devam ediyor ama ek olarak mobilite cihazları, oturma, destekli ayakta durma cihazları ve yardımcı teknolojinin sağlanması bu fazla biraz daha öne çıkan noktalar. Ağrı ve fraktür önleme veya tedavi konusunda yardım ve ulaşım. En çok benim sevdiğim, benimsediğim madde bu. Ulaşım, katılım ve yetişkinliğe geçişte kendi yönetimi sağlama konusu mutlaka programa dahil edilmek. Çünkü şimdi 18 yaşına kadar çocuklarımızın bakımı konusunda, ergenlerimizin bakımı konusunda sizler temel görev sahibi olan kişilersiniz. Ama 18'den sonra onlar artık birer birey haline geliyor ve reşit oluyorlar. Tabii ki bizim ebeveyn olarak desteğimiz her zaman için baki ama onların da kendi istekleri var. Siz ne kadar onlar için en doğrusunu düşünseniz de onların da bu doğru konusunda hemfikir olması sağlanmalı. Ve bu yüzden hastanın öz yönetimi konusunda becerilerini iyileştirmeyi hedeflemeliyiz. Şimdi amaçları belirleyeceğiz, neler amaçlar ama bu amaçları asla ben sağlık verenlerin hani bunları yapacağız diye dikte ettirmesini doğru bulmuyorum. Amaçlar hasta ve fizyoterapist ve diğer bakım sağlayanlar da katkı sağlayabilir. Beraberce karar vermeli. Aile yakınlarına mutlaka fikri alınmalı ve sürece katkı sağlamalar, destek vermeliler. Hedefler tanımlanmalı. Hedef derken şundan bahsediyorum. Ve çocuğumuzun iyi olması bir hedef olabilir ama mesela o andaki yürüme mesafesi 300 metre ise bunu 6 ay boyunca 300 metreye korumak ya da erken dönemde ise bu 300-350 metreye çıkarmak bir hedef. Yani hedef dediğimiz zaman net bir elimizde veri olmalı ve biz 3 ay sonra 6 ay sonra 1350 metreye çıkartabildik mi çıkartamadık mı ya da 6 ay boyunca 300'ü koruyabildik mi koruyamadık mı? Koruyamadıysak bu nedenlerin tartışıyor olmalıyız. Burada yakın, orta ve uzun vadeli hedefler belirlenmeli ve sınıflandırılmalı ve bunların hepsinde gerçekçi olması istiyoruz. Hani bazen çok iyimser yorumlar da olabiliyor. Bu iyimser yorumlar belki o anda kulağımıza hoş gelebilir ama gerçeklikten de uzaklaşmamalıyız. Öncelikleri belirlemeliyiz. Neler öncelik bu aşamada? Hem sağlık açısından hem de ailenin genel dinamikleri açısından. Belli zamanlarda oluşan hedefleri göz ardı etmemeliyiz, gözden geçirmeliyiz ve mutlaka da en çok eksikliğini duyduğumuz şey bu multidisipliner diyoruz, ekip diyoruz, bunları hep söylüyoruz ama aslında benim elde ettiğim verileri ben göz hastalıkları uzmanıyla, nörologla ve kardiyologla paylaşıyor durumda olmalıyım. Çünkü benim verilerimi hasta ve yakın olarak sizlere paylaşıyor olmanız çok sizler için kolay bir görev değil. Amaçlarda hastalık konusunda bilinçlendirme ve eğitim en önemlisi. Bugün de bunun bir parçasını gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Kas kuvvetinin korunması ve kaybını geciktirmek. Bizim buradaki temel hedefimiz geciktirmek. Çünkü burada böyle bir hastalığın kendi süreci var. Bizim de bu hastalık süreci içinde hastayı mümkün olduğu kadar fiziksel özelliklerini sabit tutmaya çalışıp kaybı daha az yaşamasına yardımcı olmak gibi bir görevimiz var. Yürüme aktivitesi mümkün olduğu kadar uzun devam ettirmek. Kas yapı, nereye demeden girebilecek,
eklemek, kontraktörleri, eklemdeki defontları engellemeye çalışmak, solunum problemleri önlemek, ağrı ve kas kramplarını önlemek, fonksiyonel kapasiteyi korumak çok değerli ve uzun tekerlekli sandalye seçimi. Çünkü bireysel seçim bizler için çok daha iyi. Şimdi burada fizyoterapi rehabilitasyon programı bileşenlerine çok değişik tedavi yöntemlerimiz var. İşte burada bizlerden danışmanlık alıyor olmamız sizler için, çocuğunuz için hangisinin o aşamada daha öncelikli, daha fayda getireceği konusunda karar vermek için yardımcı olabilir. Buradaki seçeneklerle zaman için değişkenlik gösterebilir. Ama biz temelde bu bileşenlerden bir ya da iki tanesi mutlaka tedavi içinde daha edici şekilde planlama yapıyoruz. Bu zor bir, hassas bir denge. Eklem akit açılarının korunması en temel ve sizler tarafından da ev programında en rahat uygulanabilen yöntemlerden. Başlangıç döneminde dirençli egzersizler yapılabilirken ilerleyen dönemlerde artık yer çekimine karşı egzersizleri yapıyoruz. Ve sonrasında sırt üstü, yüzük koyunca yan yatışında yer çekimi etkisi sağladığı pozisyonlar olabiliyor. Aktif yardımı, yani sizlerin kol ve bacağın hareketlerine yardım ettiğiniz şekilde de hareketler gerçekleştirilebiliyor. Oturma pozisyonda, yüzük koyu yeter pozisyonda, sırt üstü pozisyonda, başka her türlü eklem için, burada daha çok kalça ve dizi gösterdik, eklemdeki hareketler yapılabilir. Direnç yenmek için aynı zamanda vücudun kendi ağırlığı da bir direnç olarak kullanılabilir. Mesela en sağdaki alttaki şekilde bacağımızın ön tarafındaki ve arka taraftaki kalçadaki kasları kuvvetlendirirken aslında gövdemizin ağırlığı bize bir direnç etkisi oluşturabiliyor. Burada ayakların düzgün tutulması konusunda ya da gereken konularda destek vermek için ebeveynler yardımcı olabilir. İlk soru resim, soldaki resimde burada da daha çok çekiminin bacağın ön grubundaki kaslara direnç vermesi söz konusu. Bazı hastalarımızın gelebildiği son nokta da burası olabilir. Bu hastamızda böyleydi. Normalde bunun böyle tam 180 derece olması beklenirken gelebildiği açıda böyle olabilir. Ama böyle de olsa bu hastamız yürüyebilen bir hasta idi. O yüzden bazı hareketlerdeki değişimlerde size ev programında tablonun değişimi konusunda fikir sağlayıcı olabilir. Hareket açıklıklarında hem alt eksiltiliğimiz bacakları hem de kolları mutlaka programa dahil ediyoruz. Kollarda da hem kol hem de skapo dediğimiz kürek kemiklerimizin olduğu hareketler programda yer almalı. Burada yine hem fizyoterapistin yardımıyla olan hareketler hem de hastanın kendi kendine yapabildiği, iki kolun beraber birbirine destek vererek yaptığı hareketler programda yer alabilir. Gelme izlerse sizler için mutlaka programda var. Ama çocuklarımız için biraz daha uygulama açısından sıkıntılı olabiliyor, sıkılabilirler. Hafif şiddetli ve uzun süre gelmeyi istiyoruz. Onun üzerinden 4'ü geçmeyecek bir şiddette gelmek olmalı. Hani çok daha fazla yaptığımızda daha iyi bir sonuca yol açacakmış gibi düşünmeyelim. Onun üzerinden 4'ü geçmesin. Çünkü sonrasında ağrı olabilir, kasılma olabilir, sıkıntı olabilir. Deneyimleyenlerde söylüyorlar. Ve süre olarak da 20-30 saniye kadar olmasında fayda var. Mümkünse aktif, eğer kendi kendine gelme belirtisi varsa bu şekilde tercih ediyoruz. Yoksa o zaman pasif yöntemler olabilir. Ama burada dikkat etmemiz gereken başka noktalar da var. Bu konulara mutlaka öncesinde bir gözden geçirmek lazım. Bacak için, ayak için gelmeler farklı pozisyonlarda yapılabilir. Ayakta eğer ambulatuarsa hastamız, ayakta yapılan gelmeler çok daha etkin. Hem zamandan kazanç, yani bir başkasının profesyonel yardımından kazanç, hem de vücut ağırlığıyla yapılan gelme hiçbir zaman sizin kol ağırlığınızla yapılan gelme kadar gelmeden daha, yani şöyle de söylemeye çalışayım, toparlayayım, doğru kuramadım cümleyi. Vücut ağırlığıyla yapılan gelme daha etkili. Çünkü sizin kolla vermiş olduğunuz gelme için sağlanan kuvvet, vücudun kendi uyguladığı kuvvetin gerisinde kalır. O nedenle vücudun kendi ağırlığından gelme daha etkildir. Burada düzgün pozisyonlamalar konusunda hastalarımıza yetiyor olmamız lazım. Bel bölgesi çok önemli çünkü dedik ki lordoz artıyor, bel kalsiyeti artıyor ama ilerleyen zamanlarda da
bunun aynı zamanda gerilmesi, o bölgedeki ortaya çıkan ağrının giderilmesi için önemli. Kontraktiller önlenmesi konusunda neler yapabiliyoruz? Yataklı ve oturma pozisyonu doğru pozisyonlama önemli. Eklem hareket açıklığı boyunca kol ve bacak hareket ettiriliyor. Germe egzersizi düzenli yapıyor. Ve sprintleme, orta izleme yapılabiliyor. Ve ayakta durma ve yürüme egzersizi de programa dahil ediliyor. Benim şöyle bir deneyimim de vardı. Bu yüzden hasta yakının uyanık olmasını istiyorum. Ayağı 90 derecede pozisyonlamak için tutulan bir apor uygulaması, ayak bile ortezi uygulaması vardı. Ama burada hep daha önde düşünülen eklem ayak bile olmuş. Ama ayak bileğindeki kasların bir kısmında diz eklemi de yapışır. Bir tarafı, bir kası bir noktadan geldiğiniz zaman o zaman diğer kasıldığı tarafı da geriye olmanız lazım. Benim gördüğüm örnekte ayak bileği gerisinde, 90 dereceye gerisinde oradaki açı önemsenmişti. Ama o hem ayak bileği hem de diz ekleminde yapışan kas bu defa diz ekleminde ikinci olarak başka bir deformiteye ulaşmıştı. O nedenle biz bu ortez kullanımı konusunda ve bunun sonuçları konusunda dikkatli olmalıyız, gözden geçirmeliyiz ve fizyoterapiste de ortezle ilgili bu öneriyi hayata geçiren kişiydi. Gerekli geri bildiğinde sağlamayız. Tabii ki burada temel görev onu öneren kişi. Ama Türkiye'de her zaman işler böyle gitmeyebiliyor. Bunu da gözlemliyoruz. O yüzden hani ayak ayak bir ortezi olduğu zaman ayaktan başka diz ekleminde hangi durumda olduğunu bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Postür dediğimiz duruş egzersizleri. Vücudun ön bölümünü gelen, arka tarafı kasan, çalıştıran egzersizler bunlar. Ayakta durduğumuz zaman ve dengemizi sağlamak için önemli olan egzersizler. Kuvvetlendirme egzersizinin erken dönemde kas yapıları belirgin olmadan başlandığında daha fazla fayda elde ettiğimizi söylemiştik. Günde en az 2 kez yapılmalı ama buradaki tekrar sayısı çok fazla olmasın. 8-10 tekrar olabilir ve günlük bir alışkanlık gibi olabilir. Alt ekstremite için ekstra bir ağırlık kullanmak yerine vücudun kendi ağırlığı da olabilir. Yorgunluğa neden olmadan ve aşırı direnç verilmeden yapılan egzersizleri tercih ediyoruz. Bazen benim takip ettiğim hastalarda ama şu anda sağlık açısından takibini sağlayayım ama sosyal anlamda denkleştiğim kişilerde bazen sosyal ortamlarda, sosyal medya üzerinden çok ciddi ağrılar, dirençlerle çalışıldığını da görüyorum. Bunların gerçekten direnç konusunda çok ağırlıklarla, çok yüksek ağırlıklarla çalışmak bize ek bir fayda sağlamıyor. O nedenle çok ağırlıkla çalışmak durumumuzu iyileştiğinin göstergesidir. Burada bir yanlış inanış oluşmasın. Bir defa kaldırabiliriz maksimum ağırlığı 130-40 ile başlanabilir. Burada en temel dikkatimizi çekmemiz gereken konu şu olabilir. Biz bir işe başlarken o işin ne kadar zaman sonra bize fayda getireceği konusunda bilgi sahibi olmalıyız. Yani biz bir kuvvetlendirme ile alakalı programı başlıyorsak, 3 hafta yaptım bundan hiçbir fayda elde etmedim diye düşünüyorsak burada yanlış bir beklenti var. Çünkü kuvvetlendirme ile alakalı bir program uyguluyorsak buradaki elde etmek istediğimiz fayda en erken 6-8 hafta içinde kendisini ortaya çıkardı. Siz şimdi toprağa bir tohum ekiyorsunuz. Bir hafta içinde onun meyvesini alabiliyor musunuz? Hayır. Onun için belli bir zamana ihtiyaç var. Egzersizde de işte fizyoterapideki durum da böyle. Ama erken dönemde ben bu işten de bir sonuç görmedim diye eğer bir programdan vazgeçersek o zaman bu sonucu zaten hiçbir zaman için elde etme şansımız yok. 6-8 haftada görüyoruz ve bu biraz uygulandığı zaman belli bir platoya varıyor. Sonrasında yeniden bizim yani bir düzgün ödemek geliyor. Bundan sonra yeniden bir fazla fayda yeniden elde etmek istiyorsak programda bir değişiklik yaratmamız lazım. O yüzden diyorum hani böyle bir 2 ay, 3 ayda bir görürseniz bu da sizin için yeterli olabilir. Her gün bir sağlıkçının elinizde olmasına gerek yok. Kuvvetlendirme egzersizinde çok önemsediğim bir bölge var. Bu da kor bölgesi dediğimiz bel bölgesi, karın bölgesi. Bu karın bölgesindeki kaslarımız bizim hem solunumumuz için önemli, hem enerji merkezimiz önemli, hem de günlük yaşamdaki pek çok hareketin dayanak noktası. Yani iyi bir bacak çalışması için karın kasları iyi olmasına ihtiyaç var. İyi bir kol çalışması için gövdenin iyi olmasına ihtiyaç var. Gövde dengesi iyi olmayan birisi
kol kaslarını kullanıp da elini başın üzerine kaldıramaz. O yüzden gövde dengesi son derece önemli. Burada yardımla da yapılabilir. Topun üzerine de şu anda bu egzersizdeki hastamızın yaşı daha farklı olduğu için tercih etmedik ama genç, küçük yaşlarda topun üzerinde yapılabilecek, daha dengeli pilates topun üzerinde yapılabilecek egzersizler de olabilir. Hem daha keyif sağlayabilir egzersize katılım açısından, hem de değişik bir alternatif olabilir. Yatakta oturmaya geçmek çok ciddi bir fayda egzersiz. Hem kol kasları açısından, push-up dediğimiz böyle ellerimizle kendimizi yukarı doğru itme hareketi, kol kasları, omuz kavşağı kasları bütün açısından son derece iyi. Dizüstü egzersizleri çok öneriyoruz. Çünkü dizüstü egzersizler kalça kavşağının gelişmesi için önemli. Ve otur kalk şeklinde, burada hareketin sonu var ama otur kalk şeklinde yapılan egzersizler de hem dizin ön bölümündeki hem de kalçadaki kasların kuvvetlenmesine yol açabilir. Denge egzersizlerinde mümkün olduğu kadar ayakta iki bacağı eşit şekilde ağırlık vererek durmayı istiyoruz. Bakın burada ağırlık daha çok sağ tarafta fazlaca toparlanmış gibi duruyor. Ama biz iki tarafa eşit ağırlık vermeyi tercih ediyoruz. Ve hastamızın da farklı yönlere dengesinin bozulmasıyla dengesinin, becerisinin, denge becerisinin iyileştirmesini bekliyoruz. Solunum egzersizleri çok önemli, söylemiştik. Burada solunum egzersizleri nasıl yapılacağı konusunda bizler de yardımcı olabiliriz. Direnç vererek hangi bölgeye nefes alınmasının daha faydalı olacağı konusunda hem karın, hem göğüs, bir de göğüs kafesimizin yanlarına ellerimizi koyarak yine bunu sağlıyor olabiliriz. Solunum kas kuvvetlendirmede bazı ekipmanlar da var bize destek sağlayabilen. Bu aletler IMT ve PEP diye geçiyor. Bir tanesi nefes alırken direnç sağlamayı hedefliyor. Diğeri de nefes verirken direnç sağlamayı hedefliyor. Nasıl ki mantığı şu, nasıl ki kol bacak çalışırken elinize bir dumbbell ya da telebant gibi bir alet ekipman alıyorsunuz ve onunla beraber çalışıyorsunuz. Nefes sağlamayı dirençli hale getiren bir ekipman da işte bu. İçinde bir yay var ve o yay sıkıştırarak direnç sağlanmasını hedefliyor ve onu ağzınıza alarak içinden nefes alıp veriyorsunuz. Bunun bu özellik tepe öksürük akımı değerlendirmede altını çizmiştim. Dakikada 270'in altına iniyorsa o zaman bizim öksürek balgamızı çıkartmak konusunda bir zorluğumuz var demektir. Ve eğer gece uykuda problem varsa da o zaman yanımızı prostat basınç ventilasyonu gece uykusunun kaliteli hale gelmesini ve gün içinde o uykusuzluktan dolayı yaşama katındaki zorlukları da bertaraf edebiliyor. Şimdi egzersiz listesinde biz birkaç bileşeni çok önemsiyoruz. Tipi ne olacak, süresi ne olacak, yoğunluğu ve frekansı ne olacak. Şimdi hem ağırlık, yani kalbimizin daha hızlı çalışarak yapılan egzersizler, hem geldi, hem kuvvetlendirme, fonksiyon egzersizler ve solunum egzersizleri bu programda bir bütün olarak yer alması gerekiyor. Her bir parça önceliğe göre, o hastadaki ihtiyaca göre yer almalı. Süre olarak 20 ile 60 dakika arasında 20 dakikaya başlıyoruz, düşükten başlıyoruz. Çocuğun yavaş yavaş cevabına göre, programa katılımına göre süre ilerleyebilir. Ama bazı hastalarımızın hiçbir zaman için 60 dakikayı tek seansı tamamlamak konusunda yeterli olmuyor. O zaman da 60 dakikayı iki seansa olarak yapabiliriz. Frekans 3-5 gün diyoruz. Açıkçası her gün demiyorum. Çünkü her gün biz hiçbir şey yapmıyoruz. Yani her gün yaptığımız hiçbir şey yok. Şimdi biz yapmazken çocuklarımızı ya da çocuklarımızı egzersiz konusunda destek olacak sizlere de niye farklı bir yere koyalım? Sonuçta insan oluyoruz. Birazcık canımız farklı şeyler yapmak isteyebilir. Ya da bu kadar disiplin altında olmak istemeyebilir. Burada bir estetik var. Ama yeter ki yani hareketler olarak, günlük katılım olarak bunu egzersiz yapmıyorsak bile orada çok sahip sedersen kalmayalım. Ve yorgunluk ve progresyonu mutlaka gözden geçirmeli. Tekerlekli kasanlarla konusunda şöyle bir dikkat çekmemiz gereken nokta var. Yine eski zamanlarda daha sık hasta gördüğü zamanlarda şöyle bir sorunumuz vardı. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan bir çocuğumuz vardı. Ve bu çocuğumuz için tekerlekli sandalyeyi onun ölçülerine uygun şekilde bulmakta çok zorlandık. Sonrasında yetişkin bir tekerlekli sandalyeyi etrafına desteklerle çocuk boyutuna indirmeye çalıştık.
hiç olmadı. Çok zor bir, iyi olmayan bir görüntü oldu. Çünkü o tekrar sandalye çocuk aynı zamanda okula gidecekti ve okulda da arkadaşların ona bir takılması da bir esprisi konusu olması gerekiyordu. Aynı zamanda akülü sandalye de olması istendi. Ev dışında da çocuk kullanım hedefi vardı. Akülü sandalyeyi de arabanın arka tarafına yerleştirmek için normal arabanın bagajı buna yetmiyordu. Ve sonrasında hani böyle biraz daha ticari olarak da kullanılan arabalardan bir tane de almak gerekti. Bu profilin, yani bu düşüncenin hepsini bir maliyete yansıttığınız zaman çok zor. Yine yakın zamanda tekrar sandalye kullanan bir omurilik felçlisi hastam için çok uzak bir yere ziyaret edecek uçakla ve uçakla o akülü tekerlekli sandalye tipini özellikle de o tekerlekli sandalye uçağa kabul edilip edilmeyeceği konusunda bir belirleyici olabiliyor. Hani günlük yaşamda biz bir tekerlekli sandalye deyip geçebiliyoruz ama işin içinde olup da yaşayan kişi için bunun planlanması ve organizasyonu oldukça zor. O yüzden biz fizyoterapist olarak da hastamızı tekerlekli sandalye önerisi yaparken bütün bu denemekleri, hastanın hangi alanlarda kullanacağını, tekerlekli sandalyede yaşam beklentisi ne kadar değişkenlik göstereceğini mutlaka sorgulamalıyız ki önerilerimiz ve maddi yük de buna göre uygun bir noktaya gelsin. Ve standart ölçüler hastaya uygun olsun. Onun da deformasyonun gelişimi açısından daha dikkatli şekilde değerlendirmemiz lazım. Eğer kontrol için kumandamız olacaksa o zaman bunun belli periyotlarda sağ ve sola yerleştirilmesinde fayda var. Çünkü hep sağda olmak onun da burada bazı etkileri gelişmesini davet etmek niteliğinde oluyor. Bası açısından bası altta kalan bölgeleri kontrol ediyoruz ama çok şükür bu hastalıkta duyuyla alakalı bir problem olmadığı için genelde rahatsız olan bölgeler bize bildirebiliyor. Genel ileride şunu söyleyebiliriz. Egzersizler yaşam tarzının bir parçası olmalı ve yaşam özgürlüğü. Moral ve motivasyon mutlaka korunmalı. Burada çok önemli olan bir noktada yeterli şekilde protein alınmalı. Ve bazen hastalarımızın özellikle tekerlekli sandalyeye bağlı hale geldikten sonra hareketin azalmasına neden olarak hareketin azalması sonucu olarak bir kilo alımları söz konusu olabiliyor. Ve o da bu kişilerde süreci daha da dezavantajlı hale getiriliyor. O yüzden kilo kontrolü konusunda çok dikkat etmemiz gerekir. Ama protein alanını da önemsiyoruz. Günlük yaşantının kullanıldığı kadar aktif kalınmalı. Aşırı yorucu egzersizlerden, aktivitelerden kaçınmalı. Ve tıbbi kontroller düzenli yapılmalı. Biliyorum, hani birçok hasta ama da konuştuğumuz zaman bana şöyle yorumlar da geldi. Zaten tıbbi kontrolü gitsek de ne değişiyor ki? Yani hastalığın tedavisi konusunda herhangi bir farklı öneri alınmadığı için gitsen de bir, gitmesen de bir. Bu konudaki inanışı doğru geri çekmemiz lazım. Bizim çünkü yaptıklarımız ve bugün için konuştuklarımızın önemli bir bölümü. Bu hastalık tedavisi umuyorum ki yakın bir zamanda gerçekten bilimsel temellere dayalı şekilde sizler için sunulabilir hale gelecek. En azından bunun işaretleri şu an için yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ama bizlerin de fizyoterapist olarak en önemli amacı bu tedavilerle, bu kesin tedavilerle sizi buluşturuncaya kadar sizlerin durumunu en iyi şekilde korumak ve bu tedaviden elde edeceğiniz faydayı en yüksek seviyeye çıkartmaya çalışmak. O yüzden tıbbi kontrollerin düzenli olarak yapılması ve tedavileri olabildiğince düzgün şekilde devam etmek bizim bugün için en önemli yapacaklarımız arasında. Peki bu uyguladığımız program başarısı neye bağlı? Hani biz çok süper bir fayda sağlayacağına inandığımız program öneri olabiliriz ama bu karşılaştan kabul edilmedikten sonra, uygulanmadıktan sonra buradaki durum sınırlı kalabiliyor. Hastalarımızın tedaviye katılımına ve yaklaşımına, hastanın progresyon hızına, biz biliyoruz ki bazen poliklinikte bir yer hastayı görüp de ben de bu yaşta böyle olacağım diye moralini bozan hastalarımız var. Ama hayır, hepimiz farklı bir bireyiz ve bu hastalıkta hepimiz de farklı şekilde kendisini ortaya çıkartıyor olabilir. Lütfen kendinizi olmuyor da olmuşsa böyle kıyaslamayın. Ve başlangıçta da farklılık gösterebilir. Burada tedaviyle alakalı bu tür değişkenler ya da özellikle hastalık özellikle alakalı bu tür değişkenler program başarısına etkileyen olabilir. Tedavi olanakların çeşitliği ve olanakları katılım düzeyi, ulaşım düzeyi. Benim de böyle takip ettiğim çok
ilgili bir annesi, ebeveyni olup uzun yıllar boyunca yaşamın son derece kaliteli sürdüren ve niyemi küsürlü yaşlarda bir ters dönen çeviri yaparak maddi olarak da ailesinin gelir seviyesine katkı sağlayan üniversite mezununun çok güzel hastaları da oldu. Çok iyi şekillerde yaşayan hastaları da oldu. O yüzden biraz daha bakış açımızı pozitif ve yapabileceklerimize döndürmeliyiz. Hasta yakınlarının programa katılımına gösterdiği ilgi çok önemli. Ve burada da biraz ekip olmalı. Hep hasta yakını, hep aynı kişi hastalığı ile ilgili sorumluluk aldığı zaman bu bir süre sonra bir yanlışlık, bir ümitsizlik olabiliyor. Bu bir bayrak yarışı gibi. Bu bayram da zaman zaman aile yakını arasında bayrak evden de geçilerek o motivasyon yeniden sağlanmalı. Ve benim gerçekten çok çok önemsizliğim, bunu kendi sağlığım için de aynı şekilde düşünüyorum. Hastalığın öz yönetim becerisi kazanma seviyesi. Hastalığıyla ilgili öz yönetim becerisi. Biraz önce de söylemiştim. Ben 18 yaşına kadar bu öz yönetim anahtarı sizlerle, ebeveynlerle 18'den sonra da hastamıza geçiyoruz. Ama sizler her zaman için destek verebilir halde oluyorsunuz. Çünkü şu an sağlık sistemimizde bizim ne yapacağımızı söyleyen kimse yok. Ya da herkes yalnızca ben fizyoterapist olarak buradayım size bunu anlatıyorum. Ama fizyoterapisiyle, orteziyle, göğüs fizyoterapisiyle, kardiyoloğuyla, nörolojiyle beraber size kimin şu anda sen buraya gitmelisin, şimdi buna gitmelisin diyen kimse bir koordinatör yok. Bu koordinatör olmadığı için de öz yönetimi şu an için Türkiye'deki sağlık sistemini hasta yakınları üstlenmek durumunda. Biz tedavi sonuçları nasıl değerlendiriyoruz? Yalnızca ev ortamından o kişiyi bağımsız hale getirmek bizim için tedavinin başarılı olduğunu göstermiyor. Çünkü biz evde değil, yaşam içinde, toplumda, okulda, iş yerinde yaşama dahil olan bireyler olduğu zaman yaptığımız işin başarılı olduğunu düşünüyoruz. Çalışma ortamında, sosyal yaşamda gerçekten yine sosyal olarak takip ettiğim hastaların ben akşam bilgisayardan çalışırken onların sosyal yaşama daha fazla katılım sağladığını görüyorum. Ve hangimiz engelliyiz diye zaman zaman düşünüyorum. Benim engelimi kendim koyuyorum. Çünkü yarın toplantıya ya da önümüzdeki haftaki bir bilimsel çalışmaya hazırlamak için evde ders çalışmam gerekiyor. Bu benim kendi engelim ama diğer aslında engelli sıfatını toplum açısından almış olan birisi de son derece güzel toplumda katılım gösterebiliyor. Kafelerde çayını içebiliyor, ailesiyle tiyatroya gidebiliyor, sınavına gidebiliyor. O yüzden biz gerçekten tedavi sonuçlarını ev ortamında, çalışma ortamında ve sosyal yaşamda bir bütün olarak değerlendirmeliyiz. Ve bu başlıkların hepsinde hastamızı başarılı bağımsız kılırsak o zaman başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Demirel tedavisi, fizyoterapi, rehabilitasyon uygulamaları hem morbidde, morbid dediğiniz şey sakatlıkla alakalı problemler hem de morbidde açısından önemli. Erken dönemde başlanmasını istiyorum. Dedik, erken dönemde daha rahat hareket edebilir olduğumuz zaman ağırlık, yani kolların, bacakların çalıştığı hızlı tempolu, kalbimizin atımını hızlandığı egzersizler, yerme egzersizleri, kuvvetlendirme egzersizleri, fonksiyon egzersizler. Yani hiç fonksiyon egzersizlerken ne söylüyor? Hiçbir şey yapamıyorsak, şimdi sizin şu oturduğunuz yerden kalkıp oturmanız 10 defa bir fonksiyonel egzersiz. Solunum kas yapının olduğu dönemlerde solunum kas eğitimleri, solunum egzersizleri. Bunun için çocuklarımıza balon şişirmek gayet güzel bir solunum egzersizi olabilir. Sanıyorum ki hiçbir çocuğunuz balon şişirmekten sıkılmaz. Ya da şöyle sabunla karıştırıp şöyle eskiden küçükken biz anahtar deliğinden yapardık bir balon şişirmek. Bunların hepsi aslında oyun niteliğinde solunum egzersizleri. Sekresyonun bağlamlarının temizlenmesi için de pavyonu temizlemek etkileri olabilir. Ben bildiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım size faydalı bilgiler aktarabilmişim. Benim anlattığım konuyla ilgili sorularınız varsa da cevaplamaya hazırım. Teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi lobunuzu azaltmak istiyor musunuz siz? Ama şöyle, lordozu konuştuğum bir yerde söyledim aslında. Lordozu azaltmanızı önermiyorum. Çünkü lordoz
aslında bizim bacak kaslarında gibi ve bütün alt eksenindeki kasların zayıflığı sonrasında ortaya çıkan bir kompansasyon mekanizması. Hatta o lordozu azalttığımız, kaybettiğimiz zaman yürümeyi de kaybediyoruz. Evet, o yüzden lordozu azaltmayı önermiyorum. Lordoz çünkü bir sonuç, neden değil. Ama sizin sorunuzda neden yapabiliriz dersek, lordoz için en önemli olan egzersizlerden şunları söyleyebilirim. Şimdi lordozun zaman bel kalsımızın artması diye söyledik. Bu önden kalkışları, yandan kalkışları, mekik çekme olarak dediğimiz önden düz mekik çekme, yandan mekik çekmeleri yapabiliriz. Ama lordozun sonuç olduğunu düşünürsek, o zaman bizim aslında alt eksenite kaslarının hareketlerini, kuvvetlendirme egzersizine ihtiyacımız var. Onları yaparsak ve oradan aldığımız yardım biraz daha iyi bir noktaya çıkarsa, o zaman zaten lordoz uzun ortaya çıkması engellenmiş olacak. Yani bizim en temelde yapmamız gereken şey alt eksenite, bacak kasları. Çünkü her zaman bizim problem olarak gördüğümüz şeyin kaynağı o tam problem yerindedir. Başka bir yerdeki problem orada bize gözümüze yansır. Evet, o yüzden ben hem bacak kasları hem de omurgayı beraber hedefleyerek egzersiz yaptırırsanız o zaman daha başarılı olacağınızı düşünüyorum. Sizin de sanki bir soru vardı. Buyurun. İsterseniz biraz daha sesli ya da mikrofon olabilecek mi? Arkadaki kişiler duyabiliyor musunuz acaba soruları? Daha iyi olur. Hani herkes sorulardan faydalanıyor. Akademi sisteme biraz daha çalışmanın bizim avantajımızdan olur. Yani çocuğu bulamamalıyız veya bunlarca yeterli yani. Demin de frekans olarak teşekkür ediyorum. Demin de frekans olarak nasıl olması gerektiğini söylemiştik. 3-5 gün dedik. Hani 7 gün biz de bazı şeyleri yapmıyoruz diye söyledik. Ama ben şunu önemsiyorum. Haftada 2 seans fizyoterapiye gidiyor, 2 seans hidroterapiye gidiyor. Yani 4 seans oldu aslında. 3-5'in arasında ideal bir zaman denk geliyor. Ama günün geri kalan saatlerinde ne yapıyor? Günün geri kalan saatlerinde çocuğunuz kaç yaşında? 7. 7 yaşındaki bir çocuk aktivite seviyesine yakın aktivite içinde mi? Yoksa daha sakin, işte bilgisayar başında, televizyon başında ya da daha hareketsiz bir zaman mı geçiriyor? Genel olarak aktif yani. Genel olarak %80'i %80'i kadar diyorsak belki o zaman bir o 4'ü 5'e çekmekte fayda olabilir. Onu da nasıl yaparsınız? Siz evde hani bir herhangi bir kurumda bağımsız destek bir kurumdan bağımsız olarak evde bir seans organize edebilirsiniz. Çünkü işte o %80 takı kapatmak, telafi etmek lazım. Çocukların o günlük yaşamda yaptıkları her şey 7 yaşında bir çocuk aynı zamanda hareket ederken de öğreniyor. Çevreyi keşfediyor. O ne kadar zenginleştirilmiş bir çevre ve ne kadar farklı bir hareket olursa iyi olabilir. Bir de şöyle bir şey de olur. Bizim o evde 5. gün yapacağımız hareketler mutlaka fizyoterapi içinde olan hareketler olmasın. Mesela çocuğunuza söyleyin, sen neye ilgi duyuyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Hani böyle bir merak ettiği oyun olabilir. Futbol oynamak istiyorum. Tamam, o zaman evde top oynamak şeklinde ama o topu da mesela öyle planlıyor ki şimdi 10 defa bana sağ bacağını at. 10 defa sol bacağını at. Hadi 10 defa da gel kafa atayım ben sana öyle top. Yani siz aslında bir fizyoterapi yaptırıyorsunuz ama işte bu yüzden diyorum danışmanlık almak önemli. Çocuk hiç fizyoterapi aldığının farkında olmaz. Çünkü sen der ki babasıyla oyun oynuyor. O 5. gündeki seansı böyle yaparsınız ya da bak şimdi sana sağdan atacağım, sağdan gelen topa yaparken gövdesini çalıştırıyorum. Şimdi soldan yatacağım. Ha şimdi bak sen dönerek bakacaksın. Bunun hepsi aslında çocukla çalışmak için bir fırsat. 7 yaşında zaten o hareketlerin de bu nitelikte olması gerekiyor. Hadi bakalım yatıyoruz şimdi 10 defa bacağımızı kaldıralım. Asla yanıtabileceğimiz bir yöntem değil. İsterseniz 5. günde bu şekilde yapalım. Hem onun sevdiği bir aktivite olur. Benim babasıyla beraber etkileşim için olabileceği bir aktivite olur. Ama sayılara dikkat edin, fazla yormayın. Bir de 40 dakikalık seansı hani tüm yapmayın. 15 çarpı 3 45 olabilir ya da 23 çarpı 2 40 olabilir. Öyle daha iyi olur. Teşekkür ederim. Hocam bir soru var. Bu yorgunluk
dördüzün geç olarak ortaya çıkması, evet, bacak kaslarının daha geç olarak zayıfladığını göstergesi, korunduğunu göstergesi. Evet. İşte onlar erken progresyon gösterecek aday listesinde. O yüzden biraz önce konuşmamda hani inspeksiyonda neler önemli mesela o lordozu erken belirginleşen kişiler tek bacak üzerinde dengeyi değerlendirseler onun da daha erken azaldığını görebilecekler. Evet. Oradaki egzersizi ben kuvvetlendirme egzersizi olarak gösterdim. İdealde tabii ki yürüyebiliyorsa kolay yolu değil de istenilen yöntemi tercih etmesi. Sizin yaptığınız doğrusu daha doğru şekilde aktiviteye yönlendirmek lazım. Ama benim de söylediğim şu, bazen hiç kalça kontrolü, yüz kontrolü tam olmadan yeter ki ayakta dursun. Yeter ki dursun diye söylüyor ama aslında orada bazı fizik kurallarını hayata geçirerek aslında orada ayakta durma durum var. Oradan bir şey biraz öyle alsanız bir geçen gün haberlerde gördüğünüz bina gibi çocuğun düşmesi ve yıkılması söz konusu olabiliyor sistemin. O yüzden kuvvetlendirmek için diz ve kalça kasları olmalı. Ama yürüyüş açısından yapabiliyorsak tabii ki diz üstü değil de ideal şekilde yürümeyi yönlendirmeniz lazım. O daha doğru. Sizin yaptığınız yöntem daha doğru. Buyurun. Şimdi burada önemli olan şey çocuğunuzun kas gücü. Ben sırt üstü yatarken söylüyorsunuz bu açma kapama hareketini. Şimdi sırt üstü yatarken oturun isterseniz ayakta kalmayın. Şimdi sırt üstü yatarken açma kapamada kum torbası takmak yerine ben olsam onu yan çeviririm. Çünkü yer çekimine karşı. Özür dilerim hocam. İşin uyarıyor da germe hareketlerinde de germe hareketlerinde de. Şimdi ben kum torbası konusunda zaten biraz mesafeli yaklaşıyorum. Çünkü şöyle, kum torbasında diyelim ki ben destek bükme hareketini yapacağım. Destek bükme hareketinde kum torbası bana buradan kapatırken 90 dereceye kadar direnç sağlar. 90 dereceden sonra kum torbası yer çekimi etkisiyle kolum aşağı doğru çekeceği için yardım eder. Değil mi? Yardım eder. Yani o yüzden hangi açıda ve nasıl çalıştığımızı biliyor olmamız lazım. Önceki sorudaki gelmede kum torbası kullanılmasına sıcak bakmıyorum. Çok yorulduğumu değerlendirmiyorum kendi açımdan. Yan yatarken ben sırt üstü durumda kum torbası eklemek yerine yan yatarken hareketi yer çekimine karşı tam anlamıyla 45 derece yapabiliyor mu çocuğunuz? Onu sorgularım. Yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Yapabiliyorsa yan yatar pozisyondayken kum torbası eklemek ve bacağı da gövdesiyle aynı hizada ve biraz daha arkada olacak şekilde çalıştırmak daha önemli, daha anlamlı. Çünkü orada bizim temel hedeflediğimiz kas gluteus medius ve bu da yürüyüş açısından pelvisin kalçalı sabitlenmesi için çok önemli. Ama o zaman kum torbasını çalıştıracaksınız. Sırt üstü pozisyon 2 değeridir. Yan yatar pozisyonu yukarı doğru kaldırmak 3'tür. Size kum torbası sağlayarak vermiş olduğunuz dirençle onun daha yukarıya 4'e, 4 artıya 5'e çıkmasına destek olabilirsiniz. Kum torbası yine yeterken kullanın. Sırt üstü değil. Buyurun. Ben bir çocuk yaklaşık 3 sene tekrar insanlara göre. Evet. Şu anda dizleri ayağı 90 derece anda açılıyor. Rabdanda açılıyor kapalı şu anda. Bir de emekleyerek gidiyor. Onun ne gibi bir etkisi olur? Ya da eksi miydi o altınızın emeklemesi? Şu anda artıdır.
şu anda ağzını. Çünkü zaten başka yürümeyle alakalı başka bir seçenek ortaya çıkmıyor şu anda. Ama benim size önereceğim şey, diz ve ayak 90 derece olduysa bir süre sonra sanıyorum gelme egzersizi konusunda çok fazla bir ilgi gösterilmedi belki. Ama bir süre sonra çocuğunuzun bakımını da etkileyebilecek düzeyde, yani hijyenik açıdan banyo yapmasını, kıyafet giymesi etkileyecek düzeyde de o kapanmalar gerçekleşebilir. O yüzden şöyle bir düşünceniz olmasın. Nasıl olsa zaten ekle marketi çıkanı kaybettik. Hani bundan sonra yapacağımız bir şey de çok bize gereği getirmez diye düşünmeyin. Bundan sonra yapacaklarımız daha da kötüleşmesini engeller. O yüzden sizden isteğim gelme egzersizini mevcut açıları korumak için devam etmeniz. Ama zaten şu mevcut koşullar içinde düz olarak ayakta durup da yürümekle alakalı bir seçeneği çocuk için kalmadığını emeklemeyi kesinlikle yapmamazlık ya da bulduğum böyle yazmayı çocuğunuzu uyanmayın. Çünkü emeklerken de biz mesela gövdemiz için, bacaklarımız için, kollarımız için çok önemli olan kasları çalıştırıyoruz. Zaten normal gençliğinde çocuk ilk önce emekler, sonra yavaş yavaş yürümeye başlar. Şimdi sizdeki durum yürümenin senaryo filmi geriye sarıyormuşuz gibi oluyoruz. Ama bu kapsamda kesinlikle emeklemeyi engellemeyin. Ve gelme egzersizinde mevcut kaldığınız açıdan koruma açısından devam edin. Buyurun. Faydalı. Hiçbir zararı yok. Şimdi şöyle, karabantla olan egzersizlerde kaslarımızın bir kısalarak kasılması var. Boyunu kısaltarak kasılması var. Bir de uzatarak kasılması var. Şimdi kas hastası için olan kişilerde bu boyun uzatılarak kasılması konusunda biraz eksantrik kontraksiyon diyoruz biz ona. Boyun uzatılarak kasın, boyun uzatılarak kasılması. Biraz bir çekimsel düşünce var. Tamam. Şimdi sizin söylediğiniz şey aslında siz terabandı orada bir makara sistemi gibi kullanıyorsunuz. Ve esnek bir makara sistemi olduğu için çocukta herhangi bir rahatsızlıkla yol açmıyor. Aslında siz yaratıcı olan bir şekilde bir çözüm bulmuşsunuz. O terabandı yukarıya sağa sola hareket ettirebilir kendisi. Aşağı doğru indirdiği zaman da kalça ve bacak kasları için bir direnç etkisi oluşuyor. Yukarı doğru da zaten kendisi kalmıyor. Eğlenceli. Ve ben terabandı kut torbasından daha iyi bir yöntem düşünüyorum. Çünkü terabandı siz kullanmak için kasınızı kullanacaksınız. Halbuki kut torbasını böyle fırlatma şeklinde yaparsanız da aslında çok ciddi bir kol kas kuvveti ya da bacak kas kuvveti olmadan olabiliyor. Terabandı sadece terabant olarak değil, altına bez bağladım. Çünkü bileklerini rahatsız etmesin diye. Terabant kullandığınız zaman rahatsız ediyor. Ayaklarına acıdığını söylüyor. Sonra bezle olmaya çalışıyorsunuz. Fayda görmüyor. Ben de çok doğru şeyler yapmışsınız. Bunu siz kendiniz ve çocuğunuzun ihtiyacına göre evde yapabileceğiniz şeyi düşünüyorsunuz ama felsefesi son derece doğru. Fizyoterapiste belki hani o yapılan egzersizin hangileri olduğu konusunda bir resim çekip de gönderirseniz ya da videodan artık telefonlarda video çekebiliyor. Belki egzersiz programındaki eksikliğe de bak bunu da bu şekilde yapabilirsiniz diye size katkı sağlayabilir. Ben de çok teşekkür ederim. Tabii. Ama yormadan. Aynen öyle. Yormadan. Bu hareketlere buna oyun halinde, eğlence halinde. Çok doğru. Bir de bu konuda hocam mesela ben çocuğum 11 yaşında. Daha ileriki dönemde nasıl onlara etkili ulaşıyorum? Okula götürmek istiyorum. Şu anda gitmesi zorlaştırıcı. Mutlaka gidecek. İnsanlar neyip kaldık istiyor. Bunun için ne yapabilirim? Hani okula götürün mü? Sosyal aktivitesini de yansıt istiyorum yani arkadaş ortamına. Ama gidip yerine mesafesi var. Tamam. Yani şimdi mutlaka olacak çünkü siz şu anda çocuğunuzun yanındasınız ve çocuğunuz 11 yaşında.
Ama çocuğunuz 27 yaşında olduğu zaman siz onun yanında olabileceğinize kesin garanti verebiliyor musunuz? Hiçbirimiz bu garantiyi hiç veremeyiz. Ama onda topluma hazırlanmanız lazım. Kendi başına yaşayabilir düzeye çıkartmanız lazım. Yani onun para da kazanabiliyor olması lazım. Evet, onun para da kazanabiliyor olması lazım. Şimdi pek çok okul açıkçası şöyle sonuçlar, lütfen ayakta kalmayın daha sonra. Şimdi pek çok okulda şöyle bir sorun da var. Benim kendi aile çevremde de farklı bir durumdan dolayı, sebebiyat tarihten dolayı teker sandalye şu anda üniversite mezunu annesinin gibi çabasıyla. Ama benim okulumdaki görüntüyü bozuyorsun gibi ifadelerle çocuğun okula alınmadığı durumlar da oldu ki bu çocuğun da annesi öğretmen. Sonuçta bazı zorluklar var ama bu bazı zorlukları gidermemiz için bizim de daha girişimci olmamız lazım. Yani okulları zorluyor olmamız lazım. Çocuğunuza uygun şekilde tamam, hani okula kadar gitmekle alakalı problemleri siz aşabilirsiniz. Ama okul içinde de gerekli servisi sağlamak konusunda okul yönetiminde de biraz zorlamamız lazım. Belki zamanlar dediğiniz gibi olacak. Yani okula adapte olana kadar siz okulda bir öğrenci gibi o kadar fazla mesai harcamakla karşı karşıya kalacaksınız ama yaşam şartları da bunu sağlamaz. Yani sizin belki başka çocuğunuz da var ya da çocuğunuza destek olmak için belki bir işte çalışmak durumundasınız. Yani zamanı sizin de etkin kullanıyor olmamız gerekiyor. Ki çocuğunuza daha fazla hedeflediğiniz şeyleri sağlayabileceksiniz. O yüzden belki bu sorumlulukları paylaşmak işte Milletin Bakanlığı ya da belediyeleri, çocuğunuzun okulun bağlı olduğu belediyeyi biraz bu anlamda uyarmak lazım. Sonuçta okulda mesela servislerde servis ablaları var. Değil mi? Hani çocuklara destek olmak için. Belki okulda da okul aile birliğinden bir talepte bulunur. Hani böyle özel yardıma ihtiyacı olan kişilerde bu desteği sağlamak üzere okulda bir abla olabilir. Belli zamanlarda işte tuvalet ihtiyacı olduğu zamanlarda bir teneffüste böyle bir durumda. Ama işte ama şimdi öyle olduğu zaman sizin ama sizin üretkenliğiniz nerede kaldı? İşte ama sizin şartlarınız oldu ama herkesin şartları burada değil. Sonuçta siz şu anda çocukla berabersiniz. Bu sizin için olmuş bir çözüm ama en doğru çözüm bu mu? Ondan çok emin değilim. Herkesin çözümü herkesin ama işte temelde hedeflediğiniz şeyle bağımsızlık ya, sonuçta da şu anda size bağımlı. Yani sizin... bağımsız olmak istemiyorlar. Peki bağımsız olmanın keyfini hiç yaşadılar mı acaba? Hani... Böyle vakalar oluyor. Yani eğitimcilerin
ben işte okul sezonun sonunda gitti. Benim oğlumla görüştünüz mü işte? Hiç yaptınız mı? Konuştunuz mu? Bir var mı? Daha yansıdı. Gördüğüm sınıfa gidiyor. Daha insanın hiç görüştünüz. Yani beni olmadan ağzınızdan sevilmesine bir istiyoruz ama ama belli bir şekilde belli bir şekilde kontrol mekanizması gibi, bir yaptırım mekanizması gibi oluyor. Öbür türlü mesela siz belli olarak öğrencinizin yanında olduğunuzda öğretmenin dışlaması belki daha az söz konusu olabilir. Yani gösterme yanında oldu. Zaten çocuklarımızda öyle bir şey var. Evlerin konusu bir şey hissetmek istiyorlar. Güvence. Yani şeylerken bile başka birisi çarpmasın diye annesinin yanında bunu koruyucu olarak hissediyor. Psikolojik destek, evet. Farkındalar, farkındalar belirli şeyleri olduğunu, yerlerinden bahsediyor. Evet. Bir özellikleri olduğunu farkında bilmeseler bunu en yakın kimi görüyorsa, babasını görüyorsa, babası da yanlış var. Annesini görüyorsa, ablası veya kardeşi görüyorsa, onunla ilişkisi daha sık oluyor o an. Evet. Yani diğer bir arkadaşımla işte mesela ben çok uğraştım. Her benim iki arkadaşım ona ilişkisi. Öğretmeni şey yaptı. Beni eğitim dersine çıkarttı. Şey yaptı. Bunu sağlayamadık yani. Eğitimcilerin sayesinde sağlayamıyorsun. Bir defa iki defa göstermeyi yapıyorlar. Ondan sonra sen kastık kurmadın. Yani şey yaptı. Yeni. Yaptık. Böyle şey. Aile bağları da onlarla dediğimiz gibi yani daha rahat işte oyun oynayalım hadi güreş yapalım yani işte beraber oynayalım aslında şeyler yapmakta kalıyoruz. Şartlar oraya doğru getiriyor ama aslında tabii onların ihtiyacının kendi akranlarıyla da oynaması. En azından satranç oynayabilir. Yani kendi akranları da yapabilecekleri şeyler var. Çünkü zihinsel olarak son derece parlak, zekiler. Yani satranç oynar hani böyle daha farklı zihinsel becerisiyle de karşı tarafını yenebilir. Hani bazen tamam fiziksel olarak sen benden daha farklı olabilirsin ama ben de senin aklımla geçebilirim. Yani öyle çocukların tatmin olacakları alanlar da düşünmemiz lazım. Çünkü yani bu bir bütün. Onun size aktardıkları, aktarmadıkları işte o psikolojik dünyalarında sizden güven alıyorlar, yanınızda oluyorlar ama aslında söylediğiniz gibi dış dünyaya karşı biraz daha fazla korunma ihtiyaçları olduğu onların hep bir yerlerinde var. Var. Buyurun. Ben hanımefendiye söylemiştim. Afon'un yaşla ilgili bir kriter yok. Afon'un tamamen ayak değil, açısal değil bir ilişkisi var. Yani siz ayak... Şu anda kas gücü, şimdi uzaktan bir şey söylemek zor ama kas gücü ve eklem farkında çıktı açısından sizi takip eden bir fizyoterapist var mı? Tamam. Onu isterseniz hareket açıklığı ve kas gücü açısından durumların ne olduğunu sorgulayın. Çünkü belirleyici olan o değerler. Hastanelerde yok. Hastanelerde yok ama isterseniz biz size bu servisi sağlayabiliriz İstanbul Üniversitesi olarak. Atilla Bey'in organizasyonuyla beraberlikle. Daha hani belki bir ikinci göz de olabiliriz size için. Farklı destek de olabiliriz. Ama size eğer bütün takip eden bir fizyoterapist varsa, mesela bu çocuğunuzu 3 yaşına itibaren görmüş birisi için hem de zaman içindeki değişimleri değerlendirebileceği için Apo konusunda karar verebilirim. Apo'nun yaşta, hani şu yaşta başlanmalı, şu yaşta ihtiyaç net ortaya çıkaracağı bir şey değil. Ayaktaki kas gücü ve eklem vakit açıklığı ve genel yürüme içindeki durum daha belirleyicidir.
Normal ayakkabı giymekle ilgili bir sorun yok. Normal ayakkabı giyebilir. Afrika'nın normal ayakkabı giyebilir. Bu da bir söz vardı. Ondan sonra demin bir hanımefendi vardı. Hocam, benim oğlum 9 yaşında hani onlar yalancı hipertrofi. Biraz önce konuşmamda aktarmıştım. Böyle şiş, böyle hacimli, böyle sanki güçlüymüş gibi gözüküyor ama. Seansta mı oyun oynuyorlar? Çok anlatamadım. Ne yapıyorsun içeriden? Oyun oynuyorlar. Yani çoğundan iyi. Tarafın geçtik oluyor. Bir de gittiğin zaman yanından ayrılmak. Çoğunluğu hani içeri almıyorlar. Her türlü içeri çok fazla bilinçli olarak şey yapıyorlar. Yani biraz daha ne yapacağımızı biliyoruz. Zaten konuşmalar da bilerek de güzel işlerimizin sıkıntıdan onları yönlendiriyoruz. Şimdi oyun oynamak tamam tedavi için bir yöntem ama yalnızca da oyun oynuyoruz diye çocuk algılıyorsa o zaman orada da bir eksik kalan bir noktalar olabilir. Bir, orada bir eksik olmuş olabilir. Bir daha deneyimli bir fizyoterapistten de destek alabilirsiniz. Bir ikinci göz olarak bence. Peki hocam, bir tane böyle çocuğa bir faydası olur. 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 Evet. Trambolinde küçük küçük parmak ucunda zıplar. Zaten çünkü çocuklar çok zıplamayı seviyorlar. O da bacak için bir hareket olmuş olur. Oldukça da iyi olur. Trambolinde bir sıkıntı yok. Parmak ucu kaslarını kullandığı için zaten kuvvetli olan tarafı kullanacak ama o dezavantajı siz başka hareketlerle dengeleyebilirsiniz. Trambolin çok aşırı hareketli. Trambolin olur. Burada öğretmenin duyarlı ve gerçekten eğitimci rolünü ön plana çıkartıyor olması işleri kolaylaştırıcı olmuş ama ne yazık ki anladığımız o ki bu örnekler daha sınırlı. İşte burada da sizlerin de talepkar olması gerekiyor. Yani pes etmek değil de talepkar olmak. Bir defa oldu olmadı, bir defa daha olmadı. Aynı kurumu değil de bu defa daha yüksek mercide hakkınızı alabileceğiniz yerler de var. Oradan da destek alınabilir. Burada sanki bir soru var değil mi? Tamam. Buyurun. Hocam benim çocuğum 26 aydır. Haftanın iki gün içi kadar görüyoruz. Tekrar tekrar. Ve haftanın bir gün yarı saat içinde. 26 aydır. Tanı aldı mı? Evet. Peki. Şu anda herhangi bir peki tanı yani şu anda bir semptom var mı? Şu anda bir belirti var mı? Var. Var. Peki. Hı-hı. Yani haftanın iki günü 45'er dakikalık istirahat ediyoruz. Ve haftanın bir günü yarın farklı. Yeterli mi? Biraz daha yükseltebiliriz isterseniz. Yükseltelim. Yani 3-5 dedik ama şimdi sizde daha erken başladığı için senaryo işler biraz daha ciddi şekilde takip edilme ihtiyacı gösterebilir. O yüzden isterseniz sizin için yani sizin çocuğunuz için 5 seansı evde ama ben 2 diğer seansı bir başka kurumda yapın diye söylemiyorum. Ama 2 seansı da evde tamamlayacak nitelikte. Sizlerin katkısıyla. Çünkü o çocuk daha çok küçük ve sizlerin teması dokunmaya da çok ihtiyacı var. O yüzden sizlerin katkısıyla ama biraz da seans sayısını 5'e tamam. Olur. 10'ar dakikalık o kesik kesik oluyor herhalde. Bir defa da 10 dakika ağır olabilir. Evet. Buyurun.
Biraz daha sesli, sesiniz çok zor demiş. Hayır, hayır. Koşu bandını çok istemiyoruz. Neden istemiyoruz? Bisiklet olabilir. Bisiklet olabilir. Sabit bisiklette. Sabit bisiklet. Evde koşu bandı yerine evde sabit bisiklet olabilir. Ama koşu bandı, çünkü koşu bandında biraz daha farklı. Normalde biz yürürüz. Ve yürürken de yer bizim altımızdan çekilmez. Ama koşu bandında biz ön doğru gidiyoruz. Karşı taraftan da bize eklemlerimize karşı yönde etki eden bir ters kuvvet var. O yüzden sabit bisiklet nasıl olsa evde bir sabit ekipman için siz bir yatırım yapacaksınız. Sizin için sabit bisiklet daha iyi olabilir. Onun da bir dik olanları var, bir de yatay olanları var. Yatay olanlar sizin için daha uzun kullanımlı olabilir. Çünkü gövde dengesi zorlaştığı zaman yatay olanda oturarak yapabileceği için onu daha uzun süre kullanma ihtimali olabilir. O şekilde. Var mı evde? Şu anda var mı? Koşu bandı var evde. Yani ben şöyle düşündüm. Bir yatırım yapılacaksa, sıfırdan bir yatırım yapılacaksa o zaman o yatırımı bisiklete yap. Ben diyorum ki şimdi ister koşu bandı olsun, ister bisiklet olsun. İkisiyle de sağlamak istediğiniz şey nedir? Ağırlık olarak eğitim vereceğiz. O iki ağırlık eğitim açısından ben bisikleti daha güvenli ve daha eklemli açısından iyi buluyorum. Ama sizinkisi de galiba, sizde de böyle bir askı yardımı ya mı var? Kaç hektar yürüyor? Sizde bisiklet var mı? O da var. Bisikletle kullanıyor musunuz? Tamam. İkisini de kullanıyorsunuz. Tamam. O da bilmeyi kabul ediyorsa, tamam. O zaman olsun, ama hani bir tanesini daha çok öncelik seçersiniz derseniz benim tercihim bisiklet olurdu. Ama sizde zaten ikisi de var. O zaman bunun karşılığında ya hiçbir şey yapmamak var, ya yalnızca bisikleti var, ya da bisiklet artı tedbir var. Hızını çok arttırmadıktan sonra onu siz ayarlayabilirsiniz. Yok, o zaman kulum. Eğim var mı? Eğim de yok, değil mi? Eğim de yok. Tamam. O zaman olur. Sürede kademeli olarak yaparsanız eklemle ilgili zarar azalır. Buyurun. Bakın ve işte o öz yönetim becerisi dediğimiz şey orada. Orada öz yönetim becerisi daha kurumsallaşmış. Bu konuda Atilla Bey'in de deneyimleri var. Gidip gördüğüm merkezler var. Benim o düzeyde değil deneyimim, ama burada tek fark eden şey, bakın, Türkiye'de de var. Türkiye'de 32 yaşında vefat eden hastam oldu. Ama işte burada gerçekten ailenin ekonomik durumu demiyorum, bakın. Ailenin sosyo-kültürel seviyesi ve eğitim seviyesi burada çok belirleyici. Yani aile iyi eğitimli bir aile ise, o zaman çocuğuna mesela işte öğretmen, o müdür sorun mu yaşatıyor? Orada sonuna kadar hakkını arıyor. Ya da yalnızca fizyoterapiyle mi işler gidiyor? Hayır. Onun kendisinin farklı bir alanda, bilgisayar olsun, resim olsun, sanatsal olsun, başka bir alanda ya da bilgisayardan kendisini
ifade edebileceği bir alan yaratıyor. Oradan çeviri yaparak para kazanabiliyor. Eklemlerinde bütün parmaklarında kontraktör bile olsa o klavyeyi kullanmak için motive ediyor. Yüzü hep gülüyor. O çocuğun yüzü hep gülüyor. Yani kendi durumuyla alakalı dezavantajların farkında olsa bile kendisini üretken, o çocuğun kendi yaşına uygun arkadaşları da oluyor. Onlarla da görüşüyor. Sağlıklı, hastalığı olmayan. Bu çevreyi oluşturmak gerekiyor. Ve tabii ki o biraz önce söylediğim hani ne zaman nereye gireceği konusunda yani bizde öyle koordinasyon sağlayan merkezler yok. Açıkçası herkese kendi sağlık alanıyla ilgili işini takip ediyor. Ama ben size bugün fizyoterapi olarak bunu gördüm mü? Bak konuşurken de biraz zorlanıyorsunuz. Bence kesinlikle göğüs hastalıklarını ihmal etmeden gitmelisiniz de demek de işte biz de içinde bazen kendi yolumuz içinde eksik kaldım da onları da tamamlamak size düşüyor. O yüzden buna ben bir mücadele değil aslında. Hastalıkla mücadele değil de yönetim yani. Bu hastalığı yönetim, sağlık yönetimi gibi. Bizim sağlığımızda başka değişkenler var. Sizin sağlığınızda başka değişkenler var. Çocuğunuzun sağlığı DMD karakterinde, DMD özelinde başka değişkenler var. O değişkenleri yönetmek gerekiyor. Biz şu anda bir geriatrik hastan, yaşlı bir hastan bahsediyorsak şu anda konuştuğumuz problemlerin pek çoğu o da yaşayacak aslında. Ama DMD'li özel ve daha erken zamanda çocuğun bazı şeyleri sağlıklı olarak deneyimlemeden böyle bir tabloyla karşılaştığı durumda bunları kontrol etmek işte sizlere ve bizlere düşüyor. Ben görüşmedim, hayır. Yok, bu konuda görüşmem olmadığı için. Onunla ilgili hem gitmiş olan ailelerden belki destek alabiliriz. Atakan Bey vardı burada. Hem de kendi aramızda konuşuruz onunla. Arkadaşlar, sizin de bilgilerinizi alırız. Biraz sonra o konuyu alakalı konuşuruz. Buyurun. Merhabalar. Tanısı doğru olarak ek başka bir problem olabilir mi DMD eşlik eden? Hani o yönden değerlendirebilir miyim? Peki çocukla konuşmak konusunda bunun kaslarla alakalı bir eksikten kaynaklandığını düşünmüyorum ben. Yani çünkü bu kadar erken zamanda konuşma etkileyecek düzeyde bu kadar kas tutulumu olması beklenmez. Yürüyor zaten değil mi şu anda çocuğunuz? Yürüyorsa hani dille alakalı kasların bu kadar etkilenmiş olmasını beklemeyiz. Sosyal etkileşim anlamında nasıl? Kardeşleri etkileşim anlamında çok yaramaz. Çok yaramaz ama kendisini ifade etmek anlamında. Peki bu 6 ay tedavi süreci içinde bir şey fark etti mi? Fark etti. O zaman doğru yoldasınız. Yani bence bu anlam... Thank you.
Tam şu en sona kritik soruyu anlayamadım, bir hareket oldu için. Biraz daha sesli. Benim sıkıntım dediğiniz şey nedir soru olarak, tam olarak? DMD için bu atipik bir görünüm. Yani DMD için konuşma kaybı gibi bir durum atipik. O yüzden zaten benim size ilk sorduğum soru, hani DMD tanısı olabilir ama eşlik eden başka bir tanısı da olabilir. Yani bazen bir hasta çocukta iki farklı durum da ortada olabilir. Ama ikincisi tanı almış olabilir. Ama DMD açısından bu konuşmaya başladıktan sonra kaybolacakmış gibi bir endişe yalnızca DMD tanısı için beklenmez. Ben size bunu söyleyebilirim. Ama farklı bir senaryoda, başka bir durumda varsa o konuda şu anda yok. Yok. O zaman ilerleyen zamanlarla alakalı böyle bir negatif durumu şu an için beklediğimizi söyleyemem. Yani o yönde için rahat olsun. Yani bu dil konuşmaya başladıktan sonra yeniden geriye gelecek, eski günlere dönecek bir şey düşünmeyin. Bizim zaman son bir soru daha alalım isterseniz. Bir yere iki soru alalım. Ondan sonra hocamızın da rahat az vaktini almayalım. Kendisinin onun bile bir yerde olması gerekiyor. Sonra da bitirelim. Ondan önce yürüyor muydun? Tamam, yürüyordu. Parmak ucu yürüyordu. Tendon uzatma ameliyatından sonra yürüyor mu şu anda? Kaç gün geçti? Ne kadar zaman? 18 gün geçti. Onu yürüyorsun. Volker mı? Freis mi acaba? Büyük olmalı. Şimdi anladım. Şimdi açıkçası bu konuda çok net bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü şöyle, o tendon uzatma ameliyatlarından sonra o tendon, aslında biraz önce de söyledim, o tendonlar boşu boşuna kısılıp da kaslar kısalmıyorlar. Aslında onlar vücuttaki bir eksiği sonucu olarak bu şekilde kısalıyorlar. Ama dışarıdan bir sisteme müdahale edildiği zaman, tendonun boyu uzadığı zaman, o uzamış boyu kontrol edebilecek kas gücü yok aslında. Hala yok. Yalnızca tendona müdahale ediliyor. Ama o kasın kontrolüyle alakalı bir iyileşme söz konusu olmadığı için bazı hastalarımızda yürümeyle alakalı kayıplar olabiliyor. Bu kayıpların bir kısmı geri dönüşümlü, bir kısmı da sonrasında kazanamayacak düzeyde oluyor. Şimdi sizde 18 gün içinde çocuk ayağa kalktı ama değil mi? Hiç yani yatakta yattı. Tamam, ayağı böyle olduğu zaman diz kontrolü tamamlanmış, diz kontrolü düz şekilde durabiliyor mu? Dizini düz durabiliyor mu? Peki bu ameliyatı yapan cerrah fizyoterapi konusunda sizi yönlendirdi mi? Hani şu tarihte başlasın, yavaş yavaş hareket edebilir şeklinde bir yönlendirmesi oldu mu? Ama önceden aletsiz yürüyordu. Değil mi? Önceden herhangi bir alet olmaksız yürüyordu. İşte böyle yani bu tür operasyonun bazı avantaj ve dezavantajları var ve bunlara doğru karar verirken de tabii cerrah olarak size öneriler var ama siz aile olarak da bunlara karar verirken bu yarar zarar dengesini iyi tartmalısınız.
Şimdi bacağını düz olarak yukarı doğru kaldırmak olabilir, dizi düzeltip bükmek olabilir kendi kas gücüyle. Daha çok diz çevresi kasları kuvvetlendirmek ve kalça çevresi kasları kuvvetlendirmek gerekir. Çünkü zaten ayakla alakalı müdahale yapılmış, orası esnetilmiş. Orada bir sorun yok ama diz ve kalça çevresinin özellikle düzelten kasları çalıştırmak konusunda programda biraz daha hareketler olmalı. İnşallah. Son bir soru daha alalım. Bizim bir sorumuz var. Onu da belki bir soru görebilir miyim? Son bir soru daha alalım. Ondan sonra 3 tane soru veriyoruz ama kısa kısa alalım hemen. Evet. 3 yaşında. Haftada 2 saat yaşında. Haftada 2 Çamur oluyor mu? Çamur ne için oluyor? Çamur. Nerede alıyorsun? Yani çamura tedavinin bilimsel bir yönü benim bildiğim kadarıyla. O yüzden. Yeniden daha da fazla bir şey yapmamız için bir neden görünmüyor değil mi? Fonksiyon açısından iyi durumda. Zaten şu anda yaptıklarımızda daha çok korumak hedefiyle yapıyoruz. Çocuğun kendi yaşına uygun deneyimleri yaşaması için de bir fırsat vermek lazım. O yüzden size şu anda hani bir doz daha ekleyelim gibi bir nokta şu an için sanki pek gerekli gözükmüyor. Ama çamur konusu hani tabii Pamukkale'de olduğumuz için belki seçenekler de yöresel olarak çeşitleniyor ama hakikaten çamurla alakalı bilimsel bir katkısı yönünde bir bilimsel deney yok. Tamam yani deniyor olmamızın bir zararı yok. Zaten siz de pamuk ödesiniz. Hani bunun için ekstra bir maliyet, efor harcamıyorsunuz. Yani sistem devam edebilir. Ama yeniden bir ek seans daha ihtiyacı şu an için sizin senaryonuzda gözükmüyor diye düşünüyorum. Üç yaşında kalkarken zorlanıyor. Bir de bizi kitlemiyor. Kitleyemiyor. Şu evde bir istiyor. O zaman belki evde sizin yapacağınız hareketlerle diz ve kalça çevresinde kuvvetlendiğiniz, mesela köprü kurma hareketi çok güzel bir hareket olabilir onun için. Ya da ne yapabiliriz? Tamam. O tür hareketlerle o evdeki eksik hareketleri tamamlamaya dönük bir seanssız yapabilirsiniz. Daha iyi olur o zaman. Eksikleri çünkü çok net tahayyül etmişsiniz. Sadece anında. Hocamın da bir formunda var ama onu da çıkmadan dolduracaksak hocam da sana galiba bazı şeyleri kalma bir an önce olabilir mi? Son bir soru daha alıp kapatalım isterseniz. Şu beyefendiye o kadar bir Allah'ın hanımefendi bir soru sorun. Peki. Tamam bir tane buyurun. Hayatta durma faydalıdır. Evet, kesin olarak evet. Hem faydalı hem de kesin olarak. Ama burada teknik ekipmanlar var diye söylemiştim. Çünkü ayakta durmanın yalnızca kas iskelet sistemi üzerine değil, bizim dolaşımımız sistemimiz üzerine, böbreklerimiz üzerine, deri bütünlüğümüz üzerine her şey etkisi var. Bir de psikolojik etkisi de var. O yüzden kesin olarak faydalı ve bunun için de mutlaka çok özel ekipmanlara gerek yok. Hani böyle evde marangozun desteği yapabileceğimiz destekler bile aynı bölgeye ulaşmayı sağlar, faydalıdır. Biraz daha sessiz olabilir miyiz acaba? Hanımefendi, son soru olarak sizin için davranı yoksa onu da bekleyelim.
Hayır, normal bir şey değil. Sizin çocuğunuzda SMA olma ihtimali biraz daha yüksek. Sanırım birden fazla doktor gördü çocuğunuzu, öyle tahmin ediyorum. Ben sizinle bireysel olarak görüşürüz biraz sonra. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktin ayırdı, bizleri bilgilendirdi. Gerçekten umarım yararlı olmuştur dediğiniz için. Kendisine için tekrardan çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok keyifliydi. Umarım başka zamanlarda yeniden bir yerde olabiliriz. Akılda kalan soruları, çünkü sorular bitmeyecek. Daha devamı da var. Gidermeye katkı sağlayabiliriz. Dünyada neler olup bittiğini bu konuyla alakalı öğrenmiş olursunuz. Umuruz hep beraber. İkinci konuda dernek bir şekilde yürüyor ama zor yürüyor. Desteğimiz gerekiyor. Nasıl desteğimiz gerekiyor? Derneğimize üye olmamız gerekiyor. Gerektiği zaman maddi yardımda bulunmamız gerekiyor. Çünkü dünyada hiçbir şey maalesef parasız dönmüyor. Biz gittiğimiz yerlere hep cebimizden geliyoruz. Toplantılarda hocalar geliyor. İşte gerçek sunmak istiyoruz, bir şeyler yapmak istiyoruz, bir şeyler vermek istiyoruz, davet etmek istiyoruz. Bazılarının uçak biletini, bazılarının otobüs biletini karşılamak istiyoruz ama hiçbirini yapamıyoruz. Niye? Çünkü maddi gücümüz yok. Bu konuda da destek bekliyoruz. Bazen işte bürokratik engelleri aşmak istiyoruz, onlara da destek bekliyoruz. Yani her şekilde destek olursanız biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki maddiyat olmadan Türkiye'de ve dünyada hiçbir şey olmuyor. Şu ana kadar yurt dışındaki 10'a yakın sempozyuma katıldık. Bunlar hep giden arkadaşlarımıza biraz destek verdik ama maddi olarak genellikle kendi ceplerinden karşıladılar sağ olsunlar. 200'e yakın şu anda üyemiz var. Türkiye'de de 5000 üzerinde DMD ailesi var. Biz Allah bizi böyle bir kaderdaş yapmış. Biz orduyuz hepimiz bir. Bir aileyiz. Ordunun bütün bireyleri çalışmak zorunda. Bireysel yaptığınız, ben 8 yıldır mücadele ediyorum. Bireysel yaptığınız hiçbir uğraş size sonuç vermez. Ama biz bir aile olarak kenetlenir ve bu savaşa savaşçı olarak katılırsak, bakın herkesin yapabileceği bir şey vardır. Herkesin yapabileceği bir şey vardır çocukları için. Yani kalkıp bir haftasını sempozyuma ayırıp yurt dışına giden arkadaşlarımız var. Bizim gibi mücadele eden arkadaşlar var. Bunları yaymamız lazım. Sosyal medyada olsun, bürokraside olsun, ne kadar güçlü olursak o kadar bize baz alırlar. Ben bir bakanla görüştüğümde, siz de takdir edersiniz ki 200 kişilik bir derneğiz mi demem daha mantıklı olur, 3000 kişilik bir derneğiz demem mi? Yani şu formu doldurup aidat yatırmanız önemli değil. Paranız yoksa gerçekten aidat da istemiyoruz. Yani o da yıllık 30 bin, 30 lira civarında bir aidat parası. Yani gerçekten paranız yoksa onu da istemiyoruz.
Ama üye olmanızı istiyoruz. Çünkü biz bakanın karşısına, cumhurbaşkanının karşısına çıktığımız zaman biz bu kadar bir topluluğuz Türkiye'de. Bizi niye gözaltı ediyorsunuz diyebilmeliyiz. Ve iki senedir biz bunu diyemiyoruz. Yalanlarla söylüyoruz. Bizi takip eden 3000 kişi var diyoruz, 5000 kişi var diyoruz. Yani çevrenizdeki, ailenizdeki kişileri de üye yapabilirsiniz. Biz ancak ne kadar büyük olursak o kadar göz önünde oluruz. Ve şu anda yurt dışındaki çalışmaları sorabilirsiniz. Yurt dışındaki bütün çalışmaları takip ediyoruz. 40'a yakın çalışma var. Her gelişme bize geliyor. Türkiye'de de hemen hemen kaslar var ama ilk muhatap alınan dernek olduk biz. Yurt dışındaki çalışmaları yürüten firmalar tarafından. En önemli konu Hindistan kök hücre uygulaması. Birçok aile biliyor. Şimdi o konuda burada gitmiş arkadaşlarımız da var. Ben hemen seyrini anlatayım size çok kısa bir şekilde. Geçen sene Konya'dan bir arkadaşımız, ilk gidenlerden Uğur diye bir arkadaşımız 2 ay sonrasında beni aradı. Ve biz Hindistan'a gittik ve çocuğumuzda çok iyi gelişmeler var. Ama biz dedik ki Türkiye'de yapılan kök hücre çalışmalarında antikora dönüşümler oldu. Belirli bir balayı dönemi geçirdikten sonra işe yaramadığı söylendi. Bu süreci bir geçirelim. Konya'da Meram Tıp Fakültesi'nde 2 tane hocamız, Fizikon Tıp Merkezi diye bir Hasan Oğuz hocamızın kontrolünü aldırdık. Ve 8 ay sonrasında çocukta normal seyrinden daha iyi gelişmeler olduğu bize anlatıldı. Daha sonra Atilla arkadaşımız bizzat Hindistan'a gitti, kliniği ziyaret etti ve oradan bilgiler aldı. Ve dün de aslında Hindistan'daki hocalar burada olacaklardı bugün. Ama Türkiye'deki bilim insanları dediğimiz insanlar sadece bizim paramıza göz dükkanlar. Bunu engellediler arkadaşlar. Tabii haklılık payları vardır. Kesin bir tedavi değil. Başta onu söyleyelim, büyük umutlar beslemeyin. Yavaşlatıcı ve hastalığın seyrini yumuşatıcı bir tedavi. Dünyada zaten bugüne kadar yapılan bütün kök hücre çalışmalarında bu sonuçlar hemen hemen büyük sonuçta elde edilmiş. Ama bizim için bir saniye, ben oğlumun bir sene daha yürümesi için her şeyi veririm. Bir hocalarımıza anlattılar ve akşamla beraber yemekteydik yine. Sonuç şu sadece, 2 sefer veya 3 seferlik bir kök hücre tedavisi uygulanıyor ama kesin bir çözüm değil arkadaşlar. Sadece hastalığın seyrini yavaşlatıyor. Giden arkadaşlarımız da var. Çağlar arkadaşımız da herhalde Bakırköy Sadık Konuk'ta Lille'de ilk dozumu aldınız. 1 doz aldılar şu anda. En Türkiye'deki 2 doz aldılar. 30 yaşında şu anda ama annesi öyle fedakar bir anne ki bu çocuğu bu yaşa getirmiş. Tebrik ediyorum kendisini de. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorunlarınız varsa giden arkadaşlarımız da var. Ama Hindistan konusu dışında bir tamak süper çalışması var. Mikrodistrofin çalışması var. Her konuda sorabilirsiniz arkadaşlar. Açıyoruz. Çok altında değil miyim de? Fena bir işleri çok severek yapıyorlar.
gerçekten değer veriyorlar insan hastaya. Tabii sonuçta da para da kazanıyorlar. O da belki işin bir pozitif noktası. Ben hiçbir yerde böyle bir ince detay fiziki muayene, fizik tedavi için muayene yapıldığını görmedim. En küçük kasınıza kadar sizi muayene ediyorlar. Bunu yapmalarının nedeni lokal olarak uygulayacakları kök hücrelerin yerlerini belirlemek. Burada da kaslarla sinir sisteminin iyileştiği yerleri belirliyoruz diyorlar. Öyle bir şeyler var. Şimdi şöyle bir sıkıntı var kök hücre Hindistan'daki tedaviyle alakalı. Şimdi bunlar kök hücre yapmadan önce kemik iliğinde hücre çoğalımını arttırmak için ilk gün size GCSF denen bir iğne yapıyorlar. Gronosis koronis sinirin faktör denen bir iğne yapıyorlar. Polonya'da yapılan bir çalışmada bu iğnenin de düşen hastalıklarında, yani düşen hastalıklı çocuklarda iyi geldiğini gösteren bir çalışma var. Şimdi bu kök hücrenin, yani Hindistan'da yapılan tedavinin 3 şekilde etkisi olabilir. Birincisi bu iğne etkili olabilir ki bu iğneyi döndükten sonra 3 defa daha yaptırıyorsunuz değil mi? 3 defa. İkincisi kök hücrenin etkisi olabilir. Üçüncüsü bunların sonunda uygulanan nörorehabilitasyonun bir sonucu olabilir. Onun için Hindistan'da yapılan tedavi ya da uygulama diyelim, tedavi değil kesinlikle, uygulamanın saf bir verisi yok. Mutlaka bu üçünden birinden dolayı hastalar yarar görüyor olabilir. Birinden olabilir, ikisinden olabilir, üçünden de olabilir. Onun için mutlaka bilimsel veri gerekiyor. Maalesef bilim böyle çalışıyor. Uzun dönemde bunların üçününde yenildiği verilmediği hastaların uzun dönemde takip edilerek bir bilimsel verisinin ortaya çıkması gerekiyor. Yani doktorun söylediği şu, bu kesinlikle bir tedavi değil. Sadece hastayı astığı sürecinde uzattığı süre, şimdi ben şeyler var, datalar var dedim, onları paylaşacağım size. Daha çok hayat kalitesini artırmaya yönelik. Nedir? İşte elini kaldırarak yemek yiyorsa bunun daha uzun süre devam etmesi. İşte yürüyorsa ya da oturmuşsa bir miktar daha yürümesinin uzaması. Oturmuşsa işte en azından destekli bir şekilde yürümesinin uzaması. Bu gibi efendim? Ama geçici diyor. Maalesef geçici. Yani şu an şey bu. Maalesef durum bu. Bilimsel olarak dedikleri gibi kendilerinin de zaten böyle bir iddiası yok. Kanıtlanmış değil. Zaten kök hücrenin yani bilimsel olarak kanıtlanması bayağı bir uzun sürecek. Öyle görünüyor. Çünkü çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Ben şimdi burada size dataları paylaşayım. İşte 261 vaka da uyguluyorlar. Mutlaka arkadaşlar kontrol grubunun olması lazım bu gibi uzun çalışmalarda. Kontrol grubu ne demek? Tedavi uygulanmamış grubun da olması gerekiyorlar ki karşılaştırma yapması gerekiyor. Çünkü siz aynı yaştaki gruplarda bunu uygulayıp test etmeniz gerekiyor. Eğer bir ilerleme varsa, yani hiç tedavi uygulanmamış olan grupla karşılaştırma yapmanız gerekiyor. Ve bunu da yaptığınız karşılaştırmanın istatistiksel olarak anlamlı olması gerekiyor. Atıyorum 250 metre yürüyordu 6 dakikada. 256'ya çıktıysa bu istatistiksel olarak anlamlı değilse bunu bilim kabul etmiyor. Ama 250'ye çıktıysa istatistiksel olarak anlamlıysa bunu bilim kabul ediyor. Şimdi yaklaşık 22 ay takip etmişler hastaları. Tedavi edilen çocukların yürüme yeteneği tedavi edilmeyenlere göre 13 ay daha uzun devam etmiş iddiaları bu yönde. Tedavi görmemiş çocuklar ortalama olarak 9.6 yaşında, tedavi edilenler ise 10.75 yaşında yürüme yetilerini kaybetmişler. Bu kendilerinin iddiaları bu yönde. Tedavi edilenler edilmeyenlere göre 37 ay daha fazla ellerini ağızlarına götürerek yemek yiyebilmişlerdir. Tedavi edilmeyenler 17.9 yaşına kadar yeteneklerini bükerek yemek yiyebilmişlerdir. Tedavi edilenler ise 21 yaşına kadar bu yeteneklerini devam ettirmişlerdir. Tedavi edilenler edilmeyenlere göre 37 ay daha uzun yaşamışlardır.
ortalama yaşam süreleri tedavi edilmeyenler için 21.5 yaş, edilenler için 24.6 yaştır. Bunlar tamamen kendilerinin iddiası. Bunu uluslararası bir dergi var, Neuromuscular Disorders diye. Bu dergiye göndermişler. Şu an kabul görmesini bekliyor. Şimdi buradaki ben kendi açımdan yorumluyorum. Bir de defa tedavi süresi çok kısa. 22 ay değerlendirilmiş sadece. 22 ay, 2 sene bu uygulara ulaşabilmek için uzun bir süre mi? Fena değil ama yetersiz bir süre. Bunlar dediğim gibi tamamen iddialar. Eğer bilim çevresi bunu kabul edip onaylarsa ne ala, ama onaylamayabilir de. Sonuçta Ercüment Hoca da aynısını yaptı, biliyorsunuz. Dün akşam yemekte zaten kendisi davet etmişti. Ercüment Hoca'yı nörologların en çok eleştirdiği nokta, tamam bulgular elde ettin ama elinde kontrol grubu olmadığı için neye göre bu bulguları elde ettin? En çok eleştirdikleri nokta bu zaten. Yani mutlaka işte tedavi edilmemiş insanlarla bunu karşılaştırılması lazım. Bilim maalesef bu olarak. Ki bizim de buna bakmamız lazım. Bilim bunu öneriyorsa bu aklını yoluna diyebiliriz. Ya şimdi Ercüment Hoca merak ediyor. Mesela Ercüment Hoca neden intratekal, yani omurilikten uyguladığını diye sordu özellikle. Hem lokal kuruluşu uyguluyorsunuz hem de omurilikten uyguluyorsunuz. Omurilikten uygulamaları nedeni? Çünkü sinir sisteminin de bu hastalıktan etkilendiğini düşünüyorlar. Öyle bir tane makale de var, onu da gösterdiler. 2013 yılında yayınlanmış galiba. Ve tüm vücuda yayıldığını, sinir sistemi vasıtasıyla tüm vücuda yayıldığını iddia ediyorlar. Onu sordu mesela. Bir de ortak çalışma yapmak istiyor Ercüment Hoca. Yüksek ihtimalle bir beraber ortak çalışma yapacaklar. Burada şimdi dünyada şöyle bir şey de var. Yani olayın tamamen bağımsızlığı kanıtlamak için bazen bir hastanede tedavi yaptırılıyor. Diğer hastanede onun kontrolü yaptırılıyor. Yani şimdi siz kendi tedavinizi haklı çıkartmak için bulgularınızı yani biraz şey yapabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Daha işte bu tarafa daha yakın, işte tedavi bir şey yapıyor diye. Bunun bağımsızlığı kanıtlamak için bir hastanede tedavi uygulanırken kontrolleri, yani alınan veriler diğer hastanede alınıyor. Ya da bir tarafta tedavi uygulanırken ters tarafta veriler alınıyor. Şimdi Ercüment Hoca'nın da böyle bir fikri var. Yani Türkiye'de atıyorum, tedavi uygulamak Hindistan'da verilir aslında. Yani Hindistan'da verilir uygulamak Türkiye'de şöyle, o bu işlerde, yani bu çalışmalarda materyal ve metot denen bir şey vardır. Siz materyali belirlersiniz, metodunuzu belirlersiniz, o materyal ve metoda göre şeyi uygularsınız. Zaten böyle olması gerekiyor. Onu oturtmalarınızı. İnanın bilmiyorum. Söyleyeyim. Şimdi biz Gülgün Hanım da biliyor. Ercüment Hoca'yla derneği kurduğumuzda gittik. Bütün çalışabileceğimiz, size destek olabilecek hocalara biz yeni bir dernek kurduk. Ve elimizden ne geliyorsa evlatlarımız için yapmak istiyoruz diye. Ercüment Hoca 2016 yılı Haziran ayında kurduğumuzda derneği. Dedi, çok güzel bir yola çıkmışsınız. Biz de sizlere danışman oluruz. Ve Celal Bey de yanımızdaydı o zaman. Dedi ki ben 2016 yılı sonunda sonuçları açıklayacağım. Bana İstanbul'da en büyük salonu tutacaksınız ve derneğinizle beraber bu sonuçları açıklayacağım. Daha sonra biz bakanlıkta kök hücre bilim başkanlığı var. Orayla da temasa geçtik. Doktor Murat Öztürk Hoca var başında. Bütün sıkıştırmalarımıza rağmen, hatta DM'de aile birliği var Acıbadem grubunda. Onunla kavga etmemize rağmen daha bugüne kadar bir sonuç açıklanmadı.
sonuç açıklanmamasının sebebi az önce Atilla Bey'in bahsettiği gibi evlerinde bir kontrol grubu yok. Veya çocuğun önceki durumunu belirten veya öpücüde aldıktan sonraki durumunu aradaki farkı aileler görebiliyor, hocalar görebiliyor ama bunu tıbbi bir veri olarak ortaya sunamıyorlar. Evet, 261 tane hasta DM'de ama orada 55 kişilik kontrol grubu da var. Yani onların her içine bir yeniyen mekanizm. Evet. İşte orada materyal ve metodu tam standartize etmek gerekiyor. Şimdi ben şöyle bir şey de söyleyeyim. Haziran ayında bu Amerika'da şey var, Ohio'da, Columbus'ta National Life Children's Hospital diye bir hastane var. Bu hepimiz biliyoruz. Yedemeler denen bu dünyada otörlerinden birisi mikrodistrofin çalışmasına başladı. İlk hastayı Ocak ayında verdi. Dördüncü hastayı aldılar. Şu anki uyguladığı yaş aralığı 4-7 yaş. 4-7 yaştaki 6 hastaya bir de 3 aylıkta 3 yaş arasındaki 6 hastaya verecekler. İlk 4 hastanın sonuçlarını açıkladı. Hatta 3 hastanın sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık %80 oranında, yaklaşık %75-80 oranında kas liflerinde distrofin görüldü. Distrofin proteini oluştu. Ve bana göre şu an dünyadaki en umut veren çalışma bu çalışma. Evet. Ve onlar şimdi tabii video biraz daha orada daha nasıl diyeyim sağlıklı gittiği için grubu çok standart. 4 ila 7 yaşlar arasında bir de 3 aylıkta 3,5 yaşlar arasında. Yani şeyi çok fazla, nasıl diyeyim standartizasyonları çok fazla. Oradan nasıl veriler daha güzel olacak ama daha şu an 6 aylık verileri ellerinde. En az 2 sene gerekiyor. Yani bunun da şimdi Amerika'da bir de yasa çıktı. Amerika'da bir ilacı işe yaradığını onaylayan bir kurum var. FDA diye. FDA onaylamadan siz o ilacı piyasaya sunamıyorsunuz. Şimdi Trump'ta bir yasa onayladı. Artık FDA onayı olmadan bazı böyle kritik hastalıklarda eğer işe yaradığı kanıtlanıyorsa bunu bu ilacı piyasaya sunabiliyorsunuz. Bu yasayı onayladı. Eğer bu mikrodistrofin çalışmasındaki çocuklardaki gelişmeler uzun dönemde de olursa inşallah FDA onayı olmadan belki bu ilaca hızlıca erişe yani kabul edilecek ama çok ciddi miktarlardan bahsediyorlar. Ben işte cerimendirin şeyiyle görüştüm hemşiresiyle. Yani yüz binlerce dolardan bahsetti. Benim işte 500-600 bin dolardan aşağı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir doz, bir firmayla beraber yapıyorlar. Firmada bu ilaçlardan genelde çok fazla gerçekten para isteyen bir firma, Sarafta diye bir firma. Burada eğer öyle bir şey çıkarsa yapacağımız tek iş olacak. Hep beraber SGK'nın bu ilacı karşılaması için elimizden geleni yapacağız. Olabilir. Şöyle bir şey, eğer geçen arkadaşlar Sağlık Bakanı ile görüştüler. Sağlık Bakanı ile görüştüler. Şöyle bir sözü var. İlaç çıkıp da onaylanırsa her türlü ilacınızı parasını ödeyeceğiz diye bir şeyleri var. Sözleri var. Hayır, emanet. Çünkü Epeklisenin daha şeyi faz 3 yapıyorlar. Faz 3 de ondan dolayı faz 3 bittikten sonra. Ama Türkiye işte EMA'ya bakıyor daha fazla. FDA'ya çok fazla bakmıyor. Yani Avrupa'daki ilaç onaylama kurumuna bakıyor daha çok. Şöyle 18 ila 58 arasındaki problemleri kapsayacak. 18. ve 58. egzonlar arasındaki deleksiyon, duplikasyon veya nokta mutasyon. Yani şu an uyguladıkları 4-7 yaşındaki hastalar, onların da zaten hepsi yürüyebilen hasta. Hocam, hasta. Efendim?
Hasta 9 yaşına geldiğinde uygulanmayacak mı yani, öyle mi? İnanın bilmiyorum. Onu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Yani şimdi 12 hastalık bir grup daha, 12 hastalık bir gruba daha başlayacaklar, yaşı biraz arttıracaklar diye biliyorum. Şimdi bunlar hocam deneme çalışması, bu gruplar deneme aşamasında. Onlar da hastanın seyrine göre 12 yaş üstü, 15 yaş üstü, 20 yaş üstü grupları kuracaklardır. Çünkü dünyada sadece Türkiye'de bir sorun yok. Hemen hemen bütün ülkelerde bir sorun var. Ve Türkiye aileler olarak gerçekten çok geride kalmış durumdayız. Biz bunu yurt dışına çıkan arkadaşlarımızdan öğreniyoruz. Yurt dışında aileler çok muazzam çalışıyorlar. Ne kadar da hocam? Yani PPM'de Amerika'daki aile derneği mikrodistrofin çalışmasında bu hastane için 2.2 milyon dolar bağışta bulundu. Bağışta bulundu. Yani yaklaşık 10 trilyon kadar bir bağışta bulundu Türk parasıyla. Orada da aileler icat edildi. Efendim? Biraz bilinç de önemli. Yani ya bu konuda organize olabilmek, işte şeyler düzenleyen, işte tek Sağlık Bağlı'nın dediği gibi tek başına olmuyor. Mutlaka birlik olmak gerekiyor. Herkes taşın altına elini koyması gerekiyor. Herkesin. A'dan Z'ye. Herkesin yapabileceği bir şey vardır. Bakın arkadaşlar. Herkesin yapabileceği. Bu seçim şeyinde biz ailelerimize bazı talep formu gönderdik. Birçok milletvekiline, adayına veya şeye. Bunlar şimdi bize olumlu şekilde dönmeye başlıyor. Bakın. Şimdi sadece şunu yapmaktan vazgeçin. Ya Sadullah Bey veya Atilla Bey, Celal Bey, biz şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Biz bakın ayrım yapmıyoruz kesinlikle. Yani üye olsun olmasın. Gecenin 12'sinde birinde de arasa ben cevap vermeye çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla. Ama bizim gerçekten Türkiye'de organize olmamız gerekiyor. Ve her ilde de ben mesela Aksaray'dayım şimdi. Önceden 3 tane DNA'lı hastası tanıyordum. 160 bin kişilik bir şehir 25 tane DNA'lı hastası buldu. Yani Aksaray'da 160 bin kişilik bir şehirde 25 tane DNA hastası var. Biz organize olmadıktan sonra böyle nörologlar bir çelmede bizi yıkabilirler. Biz eylem yapacağımız zaman yarın bir ilaç çıktığı zaman mesela Atagüven eylemine gelen arkadaşlar var burada ben hatırlıyorum. Nokta mutasyon evet hatırlıyorum. Bize 1000 kişiden fazla kimse söz verdi geleceğine ama oraya gittiğimizde 100 kişiydik. 100 kişiyle biz bunu başardık mı? Atagüren'i onaylattık ama orada 1000 kişi olsaydı daha fazla ses çıkardı. Yani insanlar ya bunlar nasıl olsa güçlenmiş, maddi güçlerini de kullanıyorlar, beden güçlerini de kullanıyorlar. Biz de bir telefon edip bazı şeyleri öğreniyoruz. Bütün gelişmelerde sosyal medya var, eskisi gibi internet var, şey ulaşım kolay. Biz evimizde oturalım. Bakın bugün Fatih'teyiz. Fatih'ten bir hasta ailesi arıyor. Ya canlı yayın yapar mısınız? Şimdi bakın, ne diyebilirim ben? Fatih'te olup da canlı yayın yapar mısınız? Yani burada Türkiye'nin dört bir tarafından gelmiş arkadaşlar var. Ya ben gecemi gündüzüme katıyorum. Evladımdan ayrı şeyler yapmak için olur. Çabalamak isteyen çabalar. Arkadaşınız var oradan. Bulgar İstanbul'dan gelmişler. Özellikle size teşekkür ediyorum. Yani Bulgar İstanbul'dan kalkıp gelmek yani sırf bu toplantı için yani bir şey kazandıracak mı çocuğa? Hayır. Toplu olarak bir şey yapacağız burada. Hani onun kendini ifade edecek. Yani bunlar önemli. Yani ben mesela ne olur diye bir şey yok yani. Yani burada İstanbul'da kaç tane hasta var? Şu salonun olması gerekiyor normalde. Yani en azından bir fizyoterapi bilgisi aldık. Ben de o kadar araştırmama rağmen bilmediğim şeyleri burada öğrendim ben bugün. Yani yanlış bildiğim şeyleri öğrendim. Doğru olarak bildiğim yanlış çıktı mesela. Yani bunlar hepsi değerli bizim için aslında.
soru var mı? Soruları alalım çünkü yazıya koyacaklar. Kaç dakikamız kaldı hocam? Bir 10 dakika müsaade et ya. Hocam. Yok arkadaş yere çıkacak böyle yüksek ihtimalle. Programımız yok da biraz Ayşe'yi tanıyın. 10 dakika başka da kurmaya çalışacağız. Tamam. Dışarıda yine aklınıza takılan şeylere cevap veririz. Hani hücreye toplum içinde özellikle ben konuşun yanlışlı değil ama dışarıda işte toplumsuzlar olsun, diğer ilaçlar olsun, bildiğin konular, hani deneyin, o bir konular. Yani yine biz emin olduğum şeylerde size yardımcı olmaya çalışıyorum. Aynı şekilde Atilla Bey de. Evet. Hemen arkadaşı kısa bir şekilde bu üstü teriyanı sertinde ne şimdi ben şeye gittiğimde bu Amerika'daki aile birliğinin başkanıyla görüştüm. Hep diye bir kadın var. O da çocuğunu yaklaşık 20 sene önce kaybetmiş. Sonra işte derneği kurmaya karar vermiş falan. Ben de sordum. CRISPR dedim. Mikrodistrofin dedim. Mikrodistrofin için dedi yakın gelecek. CRISPR için de uzak gelecek dedi. Yani mikrodistrofin için 4-5 sene ama CRISPR tedavinin içinde 8-10 senelik bir ömür işte. Şimdi CRISPR'lar hala şeyde, fare denemelerinde galiba. Hocam, şöyle bir şey. CRISPR için 2020 yılı gösteriyorlar. Şimdi o kadar bizler dedi ki artık kimi şirketler klinik tedaviye başladı ya. Ya tam olarak bilgim yok ya. Hasta uygulamayacak erken. Evet, hasta başka o başka hastayı denediği için konuşuyor. O farklı yöntemlere de doğru bakmış. Yani bir haberim yok gerçekten. Bilmiyorum yani. Olabilir. Ama bana oradaki kadın çünkü bu işlerle birebir ilgileniyor. Yani biraz uzak geçmiş şey yapıyor. Evet. Yani da genetik olduğu için CRISPR'la birlikte 300 yıl sonra gayet iyi olduğu diye düşünüyorum. Zaten CRISPR'ın Türk hücreye uygulanmış hali var. O hali var. Onu da laboratuvar ortamında genetiğini değiştirdik. Tekrardan hastaya verdikleri tipi de var. Ama dediğim gibi bunların hepsi ben hayvan aşamasında görüyorum. Yani hayvan denemeleri aşamasında. Şimdi Halim Hoca bize tamoksifene Mart'ta başlayacağını söylemişti. Tamoksifen çalışması için. Bir gittik, Haziran'ı sarktı dedi. En son gittiğimizde Eylül'e sarktı. Yani böyle şeyler oluyor. Şimdi 2020 diyorlar ama bazen 2021 oluyor, 2022 oluyor. Tabii vaktimiz de yok çok fazla ama maalesef. Dışarıda onlarla görüşürüz. Var. Atakan Bey var galiba. Songül Hanım var. Siz de varsınız galiba değil mi? Evet. İki aile var galiba. Ondan sonra sizden alalım. Görüşmeden alalım. Çalışma için. Bilimsel çalışma yapacağız. Şimdi biz tamoksifeni yurt dışına geçen sene İtalya'ya Baran diye bir arkadaşımız var gitti. O öğrendi ilk sempozyumda. Ondan sonra hocaları irdeledik, şey yaptık. Öylelikle başladı tamoksifen şeyi. Ama asıl çalışma Eylül ayında başlayacak. Deneme çalışması daha. Ya aslında bir yanlış bilgi oldu sanırım abi. Şey, İngiltere'de vermişti onu. Birmingham'da gideyim konferansta İsrail'de bir doktor bir isim buluyor bunu, Tadyador diye. O söyledi. Ben dedi 4-5 hastalığı tamoksifen kullandım dedi. Çok iyi geldi. Hiçbir yan etkisi yok. Mutlaka çocuklarınıza başlayın dedi. Dedi ki işte bir bilimsel şey falan. Kaybedeceğiniz bir şey yok dedi. Başlayın dedi en azından. Sonra hani hocayla görüştük. Evet böyle bir şeyler var falan dedi. Ondan sonra yazar mısınız? Ben yazmam ama dedi istiyorsanız başlayın dedi. Sonra biz de başlamaya karar verdik. Ama bilimsel olarak şu an tamoksifen kanıtlanmış bir şey değil. Dünyada kabul edilmiyor, onu söyleyeyim. Mutlaka çalışma yapılması gerekiyor. 9 tane ülkede şu an tamoksifen çalışması başlayacak. Bunlardan bir tanesi de Halik Hoca, İsviçre var, İspanya var, İngiltere var, Belçika var, Hollanda var galiba. Tamoksifen çalışıp İsrail'de var. Tamoksifen çalışmasının 9 tane ülkeden hocalar tamoksifeni çalışacaklar. Bilimsel sonuçları ne zaman çıkar? 2021'i bulur diye. Efendim? Ya burada tamoksifen o zaman ailelerimiz var mı? Şöyle bir bakarsak yani
gençlerimizden çoğu kullanıyoruz. Evet, yani şöyle bir şey. Ben size 14 aydır kullanan biri olarak söyleyeyim. Önce tamoksiteni deneyin. Çünkü her çocuk aynı etki olmuyor. Yani ben kendi çocuğum tanıdığım için konuşuyorum. Ben çocuğumda o etkiyi görünce Hindistan'ı hiç düşünmüyorum şu an. Yani Hindistan belki daha ötesi oldu bizde. Şimdi denemeden önce hiçbir şey diyemiyoruz. İşte tamoksiteni fayda ettiği zaman bir de işte o çocuğu aktif tuttuğunuz zaman hani her zaman söylüyorum burada çocuklarımız var ama çocuk pasif olmayacak. Yani hasta olduğunu çok belli ederseniz çocuk pasif olursa hastalıkta daha ilerliyor. Yani o ilacı